Gençler. Buyurun efendim. Buyurun buyursunlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? E3 2019 yayınlarımız devam ediyor. Ben Deniz Gürkan. Ben Deniz Gürkan. Nasılsın yavrum, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yapıyoruz? Bugün Microsoft sunumu var. Ay kameram ayağı. Düzelteyim şöyle bir. Bugün Microsoft sunumu var arkadaşlar. Saat kaçta başlayacak? 23. 11'de başlayacak mı? Evet evet. Değil mi? 11'de başlayacak. Evet evet. 10.30 gibi şey muhabbetler başlar. Bütün siteler falan şeylere girer artık yani, ufak ufak. Ne yapıyoruz, niye diyoruz? Ön muhabbetlere falan girerler. Yani yaklaşık 40 dakika var arkadaşlar. 40 dakika sonra Microsoft sunumu ve çok ama çok büyük ihtimalle yeni nesil Xbox'ı da görme şerefine erişeceğiz efendim. No ve 5 subscribe olmuş. 9. ay bu arada, az evvel de Mit subscribe olmuştu. 14. ay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Dile kolay. Dile kolay. Küçükken bayağı lütfen bir dilek diler misin? Ne kadar da kolay. Olay gibi. Olay dilek. Olay gibi olabilir. Bir nevi İğrenç. Öyle zannediyordum. Yıllar içerisinde daha sonra yani söylemesi dil tabir ettiğimiz organ için ne kadar da kolay anlamında olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hatta ve hatta zaman içerisinde yüzdük kuyruğuna geldiği, baya yüzme eylemi gerçekleştirip bir balığın kuyruğuna gelme olarak değerlendiriyorum. Yani bir balinadan söz ediyorsak neden olmasın? Evet, baya uzun bir arkadaş. Yüzüyorsun ancak kuyruğuna evet, geliyorsun. Onu ben de çok geç anladım yalnız. Geç oldu değil mi o? Evet. Gençler ne haber, ne yaptınız? Buyurun buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Eşinize, dostunuza kim var, kim yok? Efendim benim İngilizcem falan aman değil. Dinlediğimi de tam anlayamıyorum. Nereden takip etsem bu E3'ü diyen eşinize, dostunuza hemen tavsiye ediyorsunuz. Geliyorsunuz burada hep beraber Microsoft sunumunu izliyoruz. Navis Gürkan Bey'den üstsüz yayın ne zaman göreceğiz diyor. Yemin ediyorum. Kutluyor efendim, teşekkür ederiz. Yemin ediyorum yaklaşık 4 dakika 25 saniye önce üstüm çıplaktı. Bence daha az olabilir. Yok olamaz. Yok gayet 4 dakika evet. 25 saniye önce üstüm çıplaktı. Cıbıldım yani. Bildiğiniz cıbıldım. Evet, tişörtümü giyiyordum o sırada. Öyle bir durum vardı evet. Bunu da sizlere ifade etmek istiyorum. Çok ilgili, çok meraklısınız diye bunu sizlere söylemek isterim. Buyurun buyursunlar efendim. Şimdi Microsoft sunumuyla ilgili konuşmaya başlayacağız. Ondan önce gelelim bu gecenin olayına. Ben şimdi onları buraya da ekleyeyim diyorum. Orada bir yazsın mazsın falan. Ben şeye ekledim. Neden bahsediyoruz? Yani şöyle ekranda da yazsın mı acaba? İşte nasıl olacak, sürekli atacak mı mesaj, bir şey yapacak mı bilmiyorum. Ha, ben atacağım onu. Gençler bu gece de hediye verelim diyoruz. Bu gece toplam 3 hediye şu anda. Şöyle. Yani 3 derken aslında 7 parça Arco Rock yemek takımı. Ne yaptın ya? Yok, bir tanesi 4 parça. Şimdi hatta şöyle. Kapakta sayarlar ya, kapakta sayarsak. Bir tanesi şu. H.P. Lovecraft uyku duvarının ardında. Buyurun. 1. Bitti mi? Hayır. Bitmedi. 2. Cthulhu'nun çağrısı. H.P. Lovecraft. 2. Bitti mi? Bitti mi? Hayır. Hayır, elbette bitmedi. Gel. Gel. Dev hizmet. Darın. Witcher. Dörtlü set. Bir kişiye de bu. Bak, birer kişiye onlar. İki tane. Bir kişiye de bundan. Hediye. Evet. Nasıl? Bence nezih. Bence de gayet nezih. Oyun hediye çıktı ki gelmedi. Ne yalan söyleyeyim yani. Bekledik ama gelmedi. Maalesef. Onun yerine şöyle bir şey düşünüyorum ben. Yapabilir miyiz acaba? Senin hesaptan olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Borderlands hediye edelim ya, böyle 4-5 tane. Benim hesaptan niye olsun? Seninkinden benimkinden olmuyor. Seninkinden olur mu acaba? Gift olarak veremiyoruz ya. Tamam, anlayamadım. Bu da indirimde ya, böyle 4-5 tane saçalım diye. Ama anladım. Gift edemiyorum. Senin hesaptan acaba gift edebilir miyiz? Hediye yapabilir miyiz acaba falan diye. Merak ettim yani. O da artık bizim gönlümüzden kopan benim yani. Benim hesaptan, senden olmuyorsa benden niye olsun ki, onu anlamadım. Sende de var değil mi? Senin hesapta da ekli. Evet. Neyse. Bunları efendim nasıl olacak? Sen açacak mısın o çekiliş nanesini? Açarsın. Açayım mı? Aç. Başlayalım ya. Şimdi gençler burada anladığım kadarıyla şöyle işliyor. Hashtag. Sen bir şey söyle, ben de bir şey söyleyeceğim sonra. Hashtag hediye yazıyoruz. Tamam mı?
Hashtag hediye yazıyoruz. Hatta onu şeye de yazalım. Var orada kanalın zaten. İsmine, kanalın ismine ha, yazalım. Kanalın ismi de yazıyor. Kanal yazıyor mu hediye evet. diye? Evet. Okey. Hashtag hediye yazıyorsunuz. Enterliyorsunuz ve olaya giriyorsunuz. Şunu kapar mısın canım? Tabii yani ki. Dur onu da. Ha, teşekkür ederim. Boşuna gitmesin diyor. Fakat çekilişi yaptığımız sırada. Ya açmadım durun. açsana niye açmışsın? Amca bir konuşalım ondan tamam. sonra. Çekilişi yaptığımız anda burada olup claim etmeniz gerekiyor tamam mı? Aynen onu söyleyeceğim ben de. Bir klasik var da bilmiyorum ne zaman çekilişi yaparız. Programın içerisinde çıkacak olan şifreleri. Hay Allah'ım yarabbim ya. Programın sonunda yani şeyin sonunda yayının sonunda çekilişi yaparız. O esnada burada olmanız lazım. Çekilişi claim edin. Ondan sonra biz aranmayalım yani. Kim kazandı, ulaşabiliyor evet, muyuz, claim ederseniz ancak falan filan diye. Büyük claim olayları... etmek için de gene yazacak o da zaten. Hashtag kazandım. Hashtag kazandım. Hashtaglerle yaşayanlar. Ne yap? Hashtag değil. Okay, tamam. Bir dakika. Neyse. Güzelmiş. Çıkacak. Tamam. Sen istediğin anda şey yapabilirsin. Hediye olayı. Olarak satın alamıyorum maalesef. Öyle mi? Sen evet, de mi öyle? Evet. Bende de olmuyor. Ya çok içimden geldi öyle bir aksiyon atraksiyon maalesef. Ama. Kingdom Come Deliverance ne kadarmış ona baksana. Bir tane de Kingdom Come Deliverance veririz. İsteyen olur mu acaba? Bak böyle güzel şey oyunlardan. He? Ya da Burnout verelim bir tane. Bak Gılgamış şöyle şey yapmıştı ya bize. Bir tane Burnout verelim. Olmaz mı? Bilmem. Olabilir. Burnout Paradise şey Ultimate neydi? Kingdom. Bir tane ondan şey yapabiliriz yani. Ya da hiç olmadı arkadaşlar şöyle yaparız. Gönlümüzden koptu bir tane Steam Wallet 50 lira mesela. Olabilir. Mantıklı. Olabilir. Nasıl? Bence daha mantıklı 50 bu. 50 liraymış bu arada Kingdom Come'da. 50 liralık Steam Wallet daha mantıklı. Steam herkes Wallet daha mantıklı. Alır yani. Bir tane de benden o zaman Steam Wallet 50 lira. Toplam okay. 4 tane hediye. 4 parça. Ne yapalım abi içimizden artık bizden size bir teşekkür. Yıllar oldu. Bak kaç yıl oldu burada. Sağolunuz varolunuz. Teşekkür ediyoruz. Daha öyle açmadım yani. Açayım bari. Hadi aç artık şunu. Hadi açıyorum. Aç artık gözüm seveyim. Açtım. Açtı mı? Periyodik evet. Orada yazacak mı? Duyuru diye. Maalesef yapmayacak onu öyle bir şey yok. O zaman sen yapacaksın ben periyodik yapacağım. Olarak. Evet periyodik olarak sen yapacaksın. Yolla. Şunu değiştiriyoruz. Tabii Lovecraft kitabı çekilişimize katılmıyorsunuz. Normal çekilişimize diyeceğiz onu. Oradan sen isim yazabiliyor musun? Bir adet Witcher set, bir adet 50 lira Steam oldu. Dur bakayım yazabiliyor muyum? Yazarım herhalde. Yazarsın ya yaparsın sen bir krallık. Hadi bakalım dur 2-3 dakikada da onu hallet. Ondan sonra Microsoft'tan ne bekliyoruz? Ne olur ne biter? Onu konuşalım. Bu gece yeni nesil savaşları başlıyor diyorum bak ben. Çok resmi bir şekilde yeni nesil savaşları bu gece başlıyor arkadaşlar. İnanıyorum. İnancım yüksek seviyede. Kesinlikle olay başlıyor. Dur bak ben buradan sizi de gösterebiliyorum değil mi şimdi? Chat'i de göster. Şöyle yapıp buradan hediye akıyor. Bak görüyor musun? Buradan kazananı falan da görebiliriz sonra yani. Sevinç naralarını falan. Ortaya çıksın. Milli piyangocu gibi. Öyle bir geyik vardı ya bir dönem. Hala oluyor mu acaba? Nasıl? İşte kazanan kendini belli etmedi falan. Şeyi ha, almaya gelmedi. Öyle şeyler. Bekleniyor ama gelmedi. Kendini göstermedi. Manyak mı adam kendini göstersin? Amerika'da mesela 60 milyon dolar kazanmış adam. Niye 300 milyon ortaya, dolar değil mi? Kazanmış peşini adam. Bırakmazlar. Abi, yemin ediyorum. Değil. Rusya'da nerede yok Rusya'da değil bizde. Bizde vardı öyle. Bursa'da galiba. Bursalı bir abimiz kazanmış yüksek meblağ. Tamam mı? Ondan sonra adamın başına gelmeyen kalmamış. Ulan buna lan sakalım burada fazla mı kesmiş? Ne? Baksana orada delik kendin gibi duruyor. Bakayım. Şurası. Ne burada ne bu? Hayır orası şey olmuş. Kurumuş dökülüyor. Aa. Evet krem sür. Niye öyle? Aa yok kuruma değil ne biliyor musun? Bugün demek rüzgara istedim. Şebeklik yapıyordum. Şey içiyorduk ya. Ha. Ne o? Ha. Ne diyor işte frappuccino gibi. Evet. Gül yaptı evde buz kırıyor muruyor tamam mı? Kahve mafe ondan sonra üstü köpük oluyor böyle işte. Altında da sütlü kahve oluyor falan. Radyasyon. Onu içiyordum. Radyasyon içiyordum falan. 3.6 ne çok kötü ne çok iyi yani. Ondan yani. Sonra. Yani. İçiyordum o buraya şey olmuş böyle şey yapıyordum. Bıyıklar böyle şey tribindeydim. Captain Price modundaydım falan böyle. Ha, oradan şey kaldı. Oradan kaldı herhalde. Büyük ihtimalle. Neyse öyle efendim. Ne diyordum? Gürkan Bey 16'sında gelecek şanslı bir kişiye öpücük verebilir. Aslında o da olabilir sevgili Murat. Kazanacak bir izleyicimize ayın 16'sında öpücüğün... yapacağımız Pixopat geleneksel buluşmasında paravanın ardında üstsüz olarak beni görme fırsatını. Ben de girebiliyor muyum? Ha? Sen de gir abi şeye çekilişe kazan. Tam işte onu diyorum. Ondan sonra sen de. Kazanabilirsin yani. Abi dün nasıl bir çekiliş oldu yalnız o ya. Yıkarız orayı diyor Musa Akça. Dün akşam çok tuhaftı ya. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz. Ayarlasan olmaz ya.
Demek böyle oluyormuş diğer çekişlerde. Coca-Cola bilmem ne falan. Oğlum sana çıkmaz o tren seti. Kesin ayarlamışlardır. Aa, ayarladın mı? Cyber'a çıktı işte. Hayır vallahi ayarlamadım. Ama ne yaptı Cyber? Hı. Çok yüce bir kişilik. Hakkında. Gerçekten çok kral bir hareket. Oğlum ben pişiyorum, ben bana bak ya. Ben de açayım mı? Aslında tatlı esiyor ama biz burada pişeceğiz. Açayım mı dedim. Ne açıyorsun dedim. Klima. Ha okey tamam. Okey bir şey demedim. Açıyorsun deyince. Efendim. Bak Mitch doğru söylemiş. Ne diyor? Gayet doğru söylemiş. Ya 20 yıldır görüyorsunuz zaten, bize haksızlık etmeyin demiş yani. Niye abi? Sizin katılmanız bize haksızlık Nereden demiş. Nereden biliyorsun Mitch 20 yıldır gördüğümü? Nereden biliniyor yani bu? Biz cilt rahip. ben de yok yani ben. Ben bilmiyorum, ben sevmem öyle şeyler falan. Şimdi gençler, bu Microsoft muhabbetine bir girelim mi ufaktan? Hatırlatma da yapacağım bir şey kaldı mı, hatırlatma falan ya? Bir kez daha hatırlatayım o zaman. Hediye, hashtag hediye yazıyorsunuz arkadaşlar. Çekilişe katılıyorsunuz. İki adet, yani birer kişiye birer Lovecraft kitabı, iki tane. Bir tane Witcher serisi dörtlü kitap. Bir tane de 50 lira Steam efendim wallet. 50 lira Steam wallet. Okey. Toplam kaç oluyor? 4 hediye oluyor yani. 4 hediyemiz var. Bak böyle bir de mesaj geldi bize Güngör Güzel'den. Ne gibi? Ne oldu? Oku. Aa. Ben... Ah canım ya. Buyurun. Bak işte bu. Komünite ruhu bu. Arkadaşlar bir adet de Borderlands 2 geldi o zaman. Yıllardır duruyor. Hediye edebilirsiniz demiş. 5 oldu o zaman hediyeler. Programın sonunda bayağı çekiliş. Burayı şeye çevireceğiz abi. Pazar 86'ya çevireceğiz. Güngör'den kutunu diyor ki Güngör Pay'de yani. Kimde varmış? Helali hoş olsun, onu da verebiliriz diyor. İsmini söyleyebiliriz değil mi? Sıkıntı olmaz herhalde. Güngör Güzel efendim. Onlara armağan ettik. Çok ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Hediye, bayağı bir hediye var yani o zaman, öyle diyelim. Çekiliş yayının sonunda, yani bu şeyin sonunda, Microsoft sunumunun sonunda. Tamam mı? Microsoft sunumunun sonunda çekiliş yapacağız. Burada olmanız lazım ki claim edin. Ben buradayım diyeyim, alın hediyenizi yani. Ben de duyuru yapabiliyor muyum? Buyurun. Yani az evvel sen bahsettin de bir kere daha bahsedelim. Cyber'da yazıyor zaten sık sık. Haftaya pazar günü birinci geleneksel, evet, İstanbul buluşmasını yapıyoruz. Evet. Büyük İstanbul buluşması. Bayağı. Maçka'da. Demokrasi yani. Parkı'nda saat 1'de. Evet. Fakat katılımcılardan rica ediyoruz. Şu anda da zaten Cyber'cim paylaşıyor sürekli linkini. O linke girip bir adınızı yazarsanız, nickinizi daha doğrusu. Ona göre yaka kartı falan filan bir şey yaparız da birbirimizi tanırız bu sayede yani. Evet, aynen öyle. Büyük buluşma. Çok büyük, büyük buluşma. Geleneksel birinci. Piknik yapacağız abi, ne yapacağız? Top mop oynayacağız. Frisbee falan atarız. Ondan sonra karameli tenis topu atarız. Bir şey yaparız karameli falan. Karameli götürmeyeceğiz değil mi? Götürmeyelim. Herkesi kaçırır. Niye kaçırsın ya, hayvancağız? Karameli bir hafta tutamayız ondan sonra şımarıklıkla. Çok fena olabilir ya. Haftaya pazar arkadaşlar, unutmayın. Babalar günü. Babanızın elini öpün, ondan sonra gelin benim elimi öpeceksiniz. Aa evet, haftaya pazar babalar günü. Evet. Rüzgar benim elimi öpecek. Orada merasim yapacağız. Seromanik bir şekilde. Gürkan sizin babanız sayılır arkadaşlar. Hayır abi, öyle bir şey sayılmam. Nefret ediyorum ya. Of. Nedir abi baba kültürü? Neyse geçtim. Onu da geçtik. Haftaya buluşma var. Hediyeyi geçtik. Ondan sonra nihayet geldik Microsoft'a, evet, galiba. Nihayet Microsoft'a gelebildik mi? Arkadaşlar Microsoft sunum. Şimdi bu sene Sony yok ya. Sony olmadığı için Microsoft ortamı boş buldu. Tamam mı? Bu şansı nasıl değerlendirecek? Yardıracak mı? Hemen sizleri şöyle bir şeyle efendim. Baş başa bırakmak istiyorum. Baş başa bırakmayayım da en azından göstereyim. Pixopat'tan şey attıydık. Ne o? Efendim. Sen bir anket çalışması yaptıydın. Bir anket çalışması yapmıştım. Bakalım şu anda nasıl gidiyor. Ona hala oy verebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Efendim bu gece 22.30'da Microsoft sunumu var falan demişiz. Yeni nesil Xbox Scarlett'la tanışacağız. Orası kesin. Ben bunu kesin olduğunu düşünüyorum. Kesin canım. Yani. Bence de kesin. Bu olacak. Ama nasıl olacak? Konsolun ismi, cismi. Çünkü şöyle mesela Scorpion'da. Hı-hı. Scorpio, Scorpio'ydu, özür diliyorum. Xbox Scorpio diye efendim şeydi, kod adı vardı. Ondan sonra 2016 yılında böyle anakart manakart gösterdiler. Buraya da öyle anakart falan yazdım. Bir sonraki sene dediler ki Xbox One X. 2017'de de Xbox One X deyip kutuyu da gösterdiler. Hı-hı. Şimdi ben diyorum ki acaba bu şeyde, bu sunumda isim, cisim, efendim şekli, şemali, adı, sanı, her şeyi, fiyatı, miyatı açıklanır mı? Yoksa abi çalışıyoruz. Bakın Scarlett, çünkü bu şey falan da sızdı. Böyle görseller falan yolluyorlar. Microsoft. Orada mesela şey, bir tanesinin solunda R işte 200 bin küsur. İşte bir tane resmin solunda gene böyle arkalarda ama böyle.
Zor seçiliyor. Flu. Ha, G işte bilmem kaç. Bir tanesinde B0 işte RGB kodu. Rengi buluyorsun. Hmm. Renk Scarlet kırmızı. Hmm. Aa, yani çakallar. Böyle çakallık var, anladın mı? Oyunlar şakalar. Oyunlar şakalar, şenlikler. Yani bir Scarlet bir şeyi var. Nasıl diyeyim? Böyle bir ne diyelim? Sezdiriyorlar yani. Böyle bir şey var. Tease ediyorlar yani. Yoksa işte bakın bizim şöyle bir donanım fikri var aklımızda. 3 aşağı 5 yukarı bu kadar teraflop flop düşünüyoruz falan gibi. O 2016'daki Scorpio sunumu olabilir gibi mi? Olabilir. Kutu mutu görmeyiz diyorsun yani. Acaba. Sen ne diyorsun? Ben öyle diyorum. Hı-hı. Ben ikinci şıkkı seçtim burada. Ama kafa kafaya. Seçtim. 45'e 55 yani. Böyle bir şey var. 45 evet. Full artı full. Full artı full. Ultra her şey dahil. 30 dakika var arkadaşlar. Oradan da oylarınızı kullanabilirsiniz. Buradan oy atan iki şanslı izleyicimize Tesla model... Böyle şeyler yapabilsem söyledim. İyi olurdu. Ay, ne güzel olurdu. Ama size mi verdim, kendim mi kullanırdım? Sonuçta yok, şu an bir aklım kuracağım. Ama bak şöyle düşün. Bak bir şey söyleyeyim. Vizyonun çok dar. Çok kısıtlı düşünüyorsun. Efendim. Yayıncısın, tamam mı? Peki. Milyonlar takip ediyor. Ondan sonra acaba. Evet, anlat Gürkan. Evet. 3 tane dinliyorum. Tesla var. Bir tanesini kullanamıyoruz. Yani canım bir tanesi, iki tanesini veririm o zaman. 3 tane Tesla varsa elimde bir tane biri yeter. Biri senin, biri benim. Yani yok birini ya, kullanamıyorum bir abi. Ne yapayım? Bir tanesini verebiliriz mesela. O şekilde olabilir. Anlıyorum. Hayal abi, rüya görmek güzel bir şey. Ne, hoş, ne yapalım güzel yani? Güzel şeyler tabii. Rex Mills diyor ki yarınki yayında da kazanana yemek sepetinden künefe hediye edin. Olur abi, neden olmasın? Bana birden anında künefe abi. Rup gidiyor mesela. Bana bir de künefenin ne işi var ya? Olamaz mı? Hayır, yemek sepetinden künefe. Peki yemek sepetinden künefe yollarız. Künefe abi kendi mesela hazır olmaz. Şey olur, onu yollarsın. O öylesi şeyde var. Neydi? A101'de var sadece galiba. Pişmemişini yolluyorsun yani. İyi peki, güzelmiş. Efendim başka. Bunu konuşalım mı yarın diyor Eren Bey. Olur, konuşalım. Neden olmasın? Her türlü. Biz açığız, her türlü açığız. Esas bu abi yemek Microsoft. Yemek sepetinde tanıdık var diyor. Esas abi burası aslında da. Bilmiyorum, Microsoft en beklenen yayın şey olacak herhalde değil mi? Öyle tahmin ediyorum ben. Yani en ilgi çeken yayın bu olacak herhalde. Öyle göreceğiz gibi bakalım. Geliyor bana ama. Patlarsa çok pis patlar ama. Herkes bunu bekliyor böyle. Ondan sonra böyle çok sönük falan geçiyor. Abi onu becerebilirlerse hakikaten bravo. Bethesda yayında bir şey görür müyüz diyor Vladolf. Güzel şeyler görürüz böyle. Ekran görüntüleri. Ben onu bekliyorum. Bethesda yayınında. Bethesda'yı konuşuruz ayrı ya. Ya Bethesda'da ne olabilir abi? Şimdi hep söylüyoruz işte. Bu Evil Within falan, oradan bir şey gelir mi? Öyle bir oyun gelir mi? Dishonored falan olabilir mi? İşte Arkane Studios galiba, yanlış mı hatırlıyorum? Onlar bir şey yapar mı? Fallout'ta biz neler yaptık bu bir sene içerisinde, evet, işte. Evet, işte klasik. 76'ya. Hmm. Bakın şöyle derledik, böyle topladık falan. Biz de biliyoruz, iyi falan. Değil mi? Hani bir bilgi değil. O iki oyundan zaten bir şey göstermeyecekler. Bethesda. Muhtemelen. Onu söyledi zaten. Öyle mi? Hı-hı. Todd'cum. Onu söyledi. Ne kaldı geriye zaten? Ne yapıyorlar o zaman? Bilmiyorum yani. Neyse. Bu beşinci sunumlarım ne olacak? Microsoft'la ilgili olarak bir şey. Fable kesin gelecek. Şimdi. Yeni Fable Garanti demiş Spellforce. Şimdi. Hemen başlayalım o zaman. Görmeyi beklediğimiz veya göreceğimiz oyunlar. Mesela Halo Infinite. Hı-hı. Bunun duyurusu yapılmıştı. Göreceğiz büyük ihtimalle. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum tabii. Fable, bu Play neydi? Playground mıydı o firmanın ismi? Forza yapanlar. Onlar yapıyor Fable. Ondan bir görüntü görebiliriz. 14 tane böyle şey var falan diyorlar. Göstereceğiz, edeceğiz bir şeyler diyorlar ama ben bir kere beklentileri şöyle bir belirleyeyim. Kendi adıma belirleyeyim. Olur olmazını tartışırız. Bence böyle efendim ardı ardına ekskluzif oynanış falan yapamayacaklardır. Çünkü yeni satın aldıkları, ettikleri stüdyolar falan var. İşte biz şu aşamadayız. Böyle bir efendim sinematik bilmem ne falan gibi süreçleri gösteren bir sunum olacaktır daha çok gibi geliyor bana. Anladım. Indie tarafında zengin bir sunum olabilir diye düşünüyorum. Yani duyuru yaparlar ama bir şey göstermezler gibi mi diyorsun yani? Şöyle bir şey üzerine çalışıyoruz diye belki konsept falan. Ufak gösterirler falan ama daha şimdiden. Yani böyle çok aman bir şey beklememek lazım. Daha geçen sene konuşuyorduk. 2-3 yılı var bu firmaların meyve vermesini diyorduk yani. Şu anda o meyveyi verebileceklerini ben zannetmiyorum, tahmin etmiyorum. Ama Halo Infinite, Gears efendim işte 5 yani bunlar bekliyoruz artık yani. Fable görmeyi bekliyoruz. Oradan gelecek olan görmeyi beklediklerimiz bunlardır. Ve bu geceye damga vurabilir. Şöyle damga vurabilir. Cyberpunk. Bayağı efendim arayüzü osu busu bilmem nesi netleşmiş oynanış videosuyla gelir. Xbox One X'te bakın böyle veya donanımı duyurdum. Bakın yeni nesil konsolda da böyle böyle gözükecek gözüküyor gibi bir sunumla birlikte. Bir de tarih verir abi üstüne.
Der ki 2000 işte 20'nin ne Martı. Bileyim Ekim'i, Eylül'ü, Eylül'ü, Kasım'ı bir şey Mart zor yani zannetmiyorum da. Neyse. Misal yani gecenin olayı da o olabilir. Olabilir diyorum. Benim tahminlerim genel olarak bunlar. Siz ne diyorsunuz gençler? Efendim. En son biz ne zaman Fable gördük? En son bunlar multi falan bir şey yapıyorlardı. İptal ettik. Evet, onu görmüştük evet, evet, yani. Evet. Fable ile ilgili en son onu gördük. Cyberpunk 2019 Eylül'de gelir gibi geliyor bana diyor. 2019 Tarantella. Eylül. Yani evet. Oyun bitti şu anda. Gold yani. Yani gold olmasına ya da 1-2 ay var. Çok olursa büyük sürpriz öyle diyeyim ya. Daha abi 2 ay evvel şey arıyorlardı ya. Grafiker arıyorlardı. Tasarımcı falan arıyorlardı. Böyle bir şey arıyorlar zaten. Bitmedi adamın. Yani. Bugün bizim Discord chatinde şey muhabbeti dönüyordu. Bu arada Discord'da yoksanız bekleriz. Hatta hemen şöyle link atayım. Şey muhabbeti dönüyordu. Bir de şimdi Witcher DLC'si tanıtıyorlarmış tabii falan diye. Tabii Witcher yani DLC'si olmaz mi? Ama uçarız ya. Yani öyle bir şey olsun. O ama mümkün değil ya. Tabii. Mümkün bayağı değil zor. Yani hayal. Ori bugün oynamaya açılır mı? Neden olmasın? Bu Game Pass olayı. Ori açılabilir evet. Abi yalnız çok pis patladı bu şey olayı. Ya, Türkiye'de niye öyle olmuş evet, o? Evet abi maalesef o pis patladı. Zaten yani. Para yok ülkede, manyak mısınız? Niye bizim şimdi ben o konu arkadaşlar anlamadım. Bilen bir kişi beni bu konuda aydınlatabilir mi? Lütfen rica ediyorum. Şimdi bak Windows'ta bir Game Pass var değil mi? Evet. Ne diyoruz biz ona? Game Pass değil mi abi? Windows 10 Game Pass. Bende bir yıllık var ondan. Hı-hı. Şey falan oynuyorum işte ne o? Forza Morza oynayabiliyorum. Şey sea of Thieves falan oynuyorsun bilmem ne falan. O var. Bir de Xbox One Game Pass çıkardılar bunlar. Evet. Yok muydu bu? Yeni mi çıktı bu? Bilmiyorum ben çok yabancıyım Xbox tarafına. Xbox One Game Pass'inizi PC'de de kullanabileceksiniz dediler. Dediler. Ama Türkiye ve Güney Kore'de yok dediler. Evet dahil değil buna dediler. Ben bunun kapsamını tam anlayamadım. Xbox kullanıcısı olmadığım için de tam böyle kurcalama fırsatım olmadı. Bu konuyla ilgili bilgi verebilecek bir yetkili bir abi varsa aramızda. Xboxçılar. Rica edeceğim. Bizimle bir paylaşsınlar. Birey. Onunla ilgili duyurular gelebilir. Bak şunu da ekledik. Bunu da ekledik. Ori işte muhtemel, evet, Game Pass'ta evet, açıldı. Hemen şu anda indirebilirsiniz. Bilmem ne efendim şu bu. Yenisi galiba Xbox Game Pass demiş Gılgamış. Tamam bu yeni. Yeni galiba çıkan demiş özür dilerim. Yeni değil mi bu? Hı-hı. Biz ne yaptık da abi bizde yok bir de şeyde yok. Bize fiyat Güney mı Kore'de belirleyemiyorlar? Güney Kore o zaman Güney ne? Güney Kore'nin ne günahı var? Nedir orası yani? Gayet stabil bir yer yani. Rex Mouse S400 yüzünden kesildi. I'm the Dude demiş ki PC'deki Game Pass'ta Microsoft'un evet, kendisinin ve stüdyolarının yaptığı oyunlar dahil Xbox One'dakinde third party anlaşmalı firmaların oyunları da var. Ama bir dakika abi Windows Game Pass'te şey falan yok mu? XCOM, Division falan yok muydu? Onur Game Pass'e mi gelmiş? Şey Xbox Game Pass'e mi gelmiş inan onlar? Bilmiyorum. Hmm. Neyse doğrudur. En azından bu gece dikkatli izleriz. Müşteri potansiyelini yeterli görmüyorlardır diyor Mr. Klein. Olabilir. Ama Güney kapsamını Kore'de görmüş vardır ya. Yok mudur Güney Koreciler oyuncu? Güney Kore ekonomisi iyidir ya. Evet bilemedim. Neyse bilemedim. Onlar sadece Xbox'ta vardı diyor. Okey tamam doğrudur. O zaman o zaman güzel bir fırsatı kaçırmış oluyoruz. Bayağı güzel bir fırsat kaçmış oluyor. Yazık. Hakikaten çok yazık yani o zaman. Bayağı uygun fiyata oyun oynayacaktı insanlar. PC Game Pass'ın ama Game Pass'ın ben bunu için daha önce de söylemiştim. Abi bunlar aslında firmaların bize yapmış olduğu pislikler falan olarak yorumlamamak lazım. Şöyle yorumlamak lazım. Yani tamam bu Güney Kore Türkiye yok hı hı, evet yani o hakikaten boktan bir şey yani onu tartışmıyorum da. Hı. Abi yani uygun fiyatlı oyun oynayacaktık oynayamadık oynayamıyoruz artık uygun fiyatlı kimse bize işte yardım eli uzatmıyor falan demek yerine hakikaten bir durup düşünmekte fayda var. Abi biz niye artık böyle oyun alamıyoruz falan diye bir durup düşünmekte fayda var. Hep söylüyorum bir kez daha altını çizeceğim bunu hep söyleyeceğim kendi adıma kamu oyu bilgilendirme efendim vazifemi yerine getireceğim. 4-5 yıl evvel 100 liraya aldığın oyunu bugün 450, 500, 600 liraya satıyorsa insanlar abi hı hı, ve hem faydalanıyorlarsa hem de senin paranın değeri uçurumdan aşağı yuvarlanmışsa hı hı, orada işte abicim artık diyeceksin ki abi bizim ülkede ne yanlış gidiyor ki ben artık oyun oynamak lüks olarak değerlendiriyorum. Lüks benim için artık yani. Bunu bir durup düşünmek maalesef lazım. Maalesef öyle ya öyle. Bir durup düşünmek lazım yani bunu. Neyse göreceğiz bakalım ne olacak. Efendim şimdi bu yeni nesil konsol açıklanırsa hı hı, nasıl özellikleri olur? Muamma. 3 aşağı 5 yukarı
Şimdi PlayStation'da neler olacağını biliyoruz değil mi? 3 aşağı 5 yukarı açıkladılar yani. Biliyoruz. Gücünü de 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. İşte kaç teraflop bilmem ne cacürt. Yok ray tracing destekliyor. Yok bilmem ne falan. Onları biliyoruz. Hani şeyleri bilmiyoruz ama getirecekleri, kullanımla ilgili yenilikleri bilmiyoruz. Onları açıklamadılar. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Benim ilgimi çeken taraf şu mesela. Şimdi şöyle düşünelim. Şimdi Xbox One burada tamam mı? Hı-hı. Xbox One burada. PlayStation 4 buradaydı. Tamam mı? Xbox One X buraya, daha doğrusu şöyle, Xbox One buradaydı, PlayStation 4 buradaydı, PlayStation 4 Pro buraya çıktı, Xbox One X burada. Evet. Şimdi PlayStation diyor ki 5'le, ben diyor şuraya çıkacağım diyor, tamam mı, şuraya çıkacağım diyor. Şimdi Xbox One X şuraya çıkacağım derse, buradan buraya çıkacağım derse, X'le yeni duyuracağı donanım arasında aman aman bir fark olmaması gibi bir sonuç doğurabilir. Evet. Ilginç. PlayStation bir efendim leap, bir atlayış yapmış olur yani buradan buraya. Evet. Ama Xbox One X buradan buraya çıkar gibi olur. Belki o yüzden çok güçlü bir şey ya da acaba başka abanıp gene biz hardcore oyuncuya yönelik abicim efendim şu aleti yaparız mı diyecekler, yoksa benim tahmin ettiğim gibi İki aygıt mı duyuracaklar? Bir tanesi donanım stream olarak aleti gibi mi? O ayrı. Hatta o ondan ayrı da yani. Başka diyorsun. Neler oluyordu? Verşero subscribe olmuş 9. ay. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın Verşero. Hoş geldin. Efendim çok teşekkür ederiz. Şöyle yani. Bir tane abi ben oyuncuyum arkadaş. 8K bilmem ne zart surt ne istiyorsun? Ne istersen var bu alette. Al. Xbox işte bilmem ne Pro. Ben oyunları şey oynamak istiyorum. Xbox One X'in biraz güncellenmiş bir şeyi falan. Onu da yeni bir isim verdim. Ha falan. Bir de o. Hayır ben böyle bir şey de istemiyorum. Ben oyunları stream etmek istiyorum. Şeyin yerine. Google Stadia'nın muadili bir sistem. Hı hı. Xbox All Digital'da devam ediyor. Gibi böyle bir nasıl söyleyeyim. Şöyle bir savaştan bahsediyorum yani. Nasıl ki Apple. Bak abicim benim flagship. Efendim evet. Aygıt'ın bu deyip tek aygıt çıkarıyordu. Eskiden. Ve Android cephesi ne yaptı? Her cebe uygun Android aynen cihaz öyle çıkardı falan. Şimdi Sony PlayStation abicim 5 benim aygıt bu diyecek. Xbox'ta abi ne istiyorsun? Herkes uygun. 5-6 tane konsol var abi. İşte $200 var, $500 var, $400 Hocam, falan mı yapacak sen acaba? Hocam sen nasıl bir şey istiyorsun? Bana onu söyle. Gibi, ya sanki böyle savaşabilir gibi geliyor bana. Bir de bir taraftan Windows var tabii. Ve diyecek ki abicim sen bana bir üyelik, bana diyeceksin ki 2 yıllık mesela işte bana garanti üyelik veya 1 yıllık garanti üyelik. Ben sana konsolda şu kadar fiyattan vereceğim onun üzerine. Ondan sonra bir sürü de oyun var abi benim Game Pass'imde. Abi çok net öyle yani zaten. Gel abi kafan rahat oyna sen bunları. Böyle savaşır mı? Böyle savaşmaya çalışır mı acaba? Diyorum. Bilmiyorum. Böyle yorumluyorum. Kafadan bunlar geçiyor yani. Ondan sonra civa. Evet. Evet şey oldu da bir ufak bakıyorum saldırıya uğradık olay oldu. Ne gibi? DDoS mu yedik? DDoS yemedik de arkadaşım bir tanesi gene ince ince çalışılmış görseller yolladı. Abi saygı duymuyorsunuz. Emeğe saygı duymuyorsunuz. Mesela bak Spellforce demiş ki SSD'li ve SSD'siz iki model olacak demiş mesela. Mesela. Olabilir, yani olabilir bilmiyorum. Mesela PlayStation SSD benzeri bir şey kullanacağız evet dedi. Deneyimi çok etkileyecek ama yeni nesilde. SSD'siz bir şey göze alabilirler mi emin değilim. Değil mi? Hı-hı. Böyle bir şey var yani. Ucuz işte fakir için. Fakir konsol. Ondan sonracıma SSD standart olmalı demiş AMD. Katılıyorum. Memofet demiş ki konsollar PC'leşiyor. İyi mi kötü mü bilemedim. Bunu Windows bu stratejiyi daha ziyade şey yapıyor. İzliyor gibi geliyor bana. Rosemary'nin bebeği subscribe oldu. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Saygılar sevgiler efendim. Çok teşekkür ederiz. Pardon Rosemary'nin bebeğini birisi subscription edilmiş. Öyle mi? Hediye mi edilmiş? Ama kendine teşekkür ederiz. bir taraftan okuyup bir taraftan şey yapmaya çalışıyorum da. Konulan her teknoloji fiyatı artıracak, standart olsun olsun ama fiyatlar uçacak demiş Mr. Klein. Valla bu şöyle düşünelim. Şimdi ekonomik savaş var yok. Hı-hı. Efendim tarifler bilmem neler, hı-hı, zartlar zurtlar. $500 konsol satmayı göze alabilirler mi şu anda? Bilmiyorum valla. Ama her şeyin fiyatı da artıyor bir yandan. Evet. Bir yandan da fiyatlar artıyor yani. Ya yani $500 konsol satabilir misin? Mesela PlayStation yaptığı o konsolu $500 satıyorum derse.
Alınır Xbox'ta mı? Benim de 500 dolara konsolum var ama şu özelliği olmayan konsolumda 400 dolar abi. Bu onu alabilirsiniz derse. İşler karışır vallahi. Bu arada ismini vermek istemeyen bir izleyicimiz Historian'a abonelik hediye etti. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok, ben şu, bu arada bir tane dış güçlere hediye ettim. Aman Allah'ım. Yalnız dış güçlere destek vermek bilmiyorum. Yakıştı mı? Çok yakıştı teşekkürler. Bir bakalım şeye doğru ben bir döneyim. Şöyle bir dönüş yapalım kaç dakika var diye. Orada da muhabbet devam ediyor tabii. 9 dakika 17 saniye. 9 dakika 15 saniye falan var. Das Xbox. Evet. Niye Almanca? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok yani. Bir de Mert Erbak'a geldi. İsmini vermek istemeyen izleyicimizden. Neyi hatırlamaya çalışıyordum diyordum. Mert'cim öpüyorum seni. Mert demiştik ya az evvel. Şimdi demiş Xbox duyurulduktan sonra Sony kendi sitesinde God of War 2'yi duyursa. Ya öyle bir savaş olur mu? Mesela önümüzdeki haftalar içerisinde PlayStation'dan böyle bir organizasyon, duyuru, bir şey ya falan bekler misin? PlayStation bu aralar böyle şey yapıyor ya işte ufak ufak ama bilmiyorum ya bence bilemedim. Öyle bir şey söyleyeyim ufak mi? Bir şekilde harcarlar mı God of War duyurusunu? Yok yani onu bunu harcarlar mı bilmiyorum da. Şimdi bu Xbox'ın bence hedefi şu olacak. Ben olsam iki hedefim olurdu. Hı hı. Bir kere E3'te yalnız olmayı değerlendirip böyle seni bir iki hafta konuşturacak, en az bir iki hafta insanları konuşturacak bir sunum yapmak. 532'ye de bir abonelik hediye geldi. İsmini vermek istemeyen izleyicimizden. Çok saygılar sevgiler efendim. Çok teşekkür ederiz. Bir iki hafta konuşturacak bir şey. Bunun üstüne arayı soğutmadan Sony çünkü... Bir tane de hangi cihana? Vallahi Allah kesinize bereket versin efendim. Ne efendim diyelim? Galip ne diyelim ya. Teşekkür ederiz. Saygılar sevgiler efendim. Sony devralmasın sonra bir iki hafta sonra muhabbeti gibisinden sürebilecek bir efendim şey yani PR takvimi anladım. Ben olsam bu ikisini hedeflerdim. Çünkü ben sundum abi E3'ü kazandım. Sony ondan sonra o sazı bir eline geçirdi. 15 günde bir şey veriyor tamam, falan. Olmaz yani o olacağını zannetmiyorum. Jacobiem demiş bak Microsoft çıtayı yükseltirse Sony durmaz. İşte bu silahlanma yarışı gibi biliyor musun? Kesinlikle öyle. Şey gibi değil mi? Ne o? Man işte bu soğuk savaş zamanı tabii gibi. Tabii abi. Bende SSD var. Bende bilmem ne var. Bende Bramble'a geldi. Kuantum bilgisayarlı konsol çıkarıyorum. Durduramıyorduk. Saygılar sevgili efendim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olunuz, var olunuz. Ay saatlerimiz kaçı gösteriyor? Gençler birazdan canlı olarak çevirmeye çalışacağımız Microsoft sunumu başlayacak. Yaklaşık olarak tahmini böyle efendim sızıntılar falan oldu. 2 saat sürer gibi muhabbetler var. Çayınızı, kahvenizi alın. Çişinizi yapın. Ondan sonra arada ben tuvalete gittim. Efendim kaçırdım. Beni bekleyin falan yapmayın. Bak 2 saat sürebilir diyorlar. Sürer mi bilmiyorum ama 2 saat sürebilir diyorlar. Bunlar da içeriden ne o Greg falan şey yaptı. Hangi cihandan da 3 tane gift geldi. Castle Crashers 2 tane, bir tane de Battle Block Theater. Onları tamam yayalım abi böyle olmaz. Bu gece tamam artık yani. Tamam. Bunları yayalım. Tamam. Ben bu geceki performansa göre yapayım. Bakarız artık ya öyle diyeyim yani. Aynen. Bu geceki performansa göre bakalım. Ubisoft'ta da saklayalım. Ubisoft bak Ubisoft sunumunda da Assassin's Creed kitap var. Ya. Ondan God of War var. God of War kitap var gene. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Bak komite ne güzel. Birbirini böyle destekliyor ya. Cam. Vallahi süper ya. Vallahi süpersiniz gençler. Haftaya da sizi görmek istiyorum ama üstsüz gelmeyin bak. Niye hava sıcak olursa ne yapacak olabilir insanlar? Hemen bakıyorum. Ork milliyetçisine. Ork milliyetçisine bir abonelik hediye edildi efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Galibu. Kaç dakika kaldı? En çok galbi duygular. 5,5 dakika kalmış arkadaşlar. 5,5 dakika. Heyecan Doruk'ta. Yürük'te heyecan var Doruk'ta. Mı? Valla açık konuşayım. Sony olmayınca heyecan yapamadım ben yapamadın, bu sene çok değil mi? Fazla aynen, ya. Yapamadın değil mi? Aynen bende de yani, bir şey oldu ya. Bir burukluk var yani biliyor burukluk musun? Var. Heyecan yapamadım çok açıklamayabilir ama. Valla bir burukluk var yani. Bir burukluk var. Var. Buruk gülümsüyorum. Buruk gülümsüyorsun fark ettim onu. Heyecan her zaman oluyor abi E3 yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Oğlum direkt terledim şu hale bak ya. Altsız gelsek olur mu diyor Murat Turgut Erdem. Olur neden olmasın. Altsız gelebilirsiniz arkadaşlar. Pareo takmak suretiyle altsız gelebilirsiniz. Ne şey de giyebilirler. Neydi bu İskoç eteğinin adı? Kilt. Evet kilt. Konu kilt. Yayına girmeden önce şöyle meyvedir bir şeydir falan böyle bir tedarikte bulunup da acaba klimayı açar mıydın diye merak ediyorum. Mentaliste de bir hediye geldi.
Bir abonelik hediye edildi. Gürkan Bey bere taksa. Sanmıyorum, çok sıcak. Klimayı açıyorum, evet. Bu havada ben bere takarsam ölürüm arkadaşlar. Ölürüm. Buyurun arkadaşlar. Başlıyoruz. Çok az kaldı. Yaklaşık 4,5 dakika. Pardon. Tabii 4,5 dakika falan kaldı. 4 dakika. 4,5 dakika falan kaldı. Efendim, Nintendo yayınını bekliyorum. Animal Crossing gösterilir umarım. Valla orada öyle bir durum var ya. Tabii ki Lalandix. Tabii ki Lalandix. Valla Nintendo sunumunu ben de bekliyorum. Orada şey falan da gösterirler. Bu Zelda Remaster var ya, onu da görürüz orada. Abi şöyle bir indirim mindirim takvimi bir şey açıklasınlar. Ben kurudum kaldım arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Switch'e bir oyun alayım diyorum. Ne bileyim, Lego Worlds alacağım abi. Gitsem şimdi ben bunu Steam'e alayım desem, ki var Steam'de. Yani arayayım bulayım desem 5 liraya 10 liraya key bulurum neredeyse, ki eskiden buluyorduk, bulamıyoruz artık ya, neyse. Giriyorum abi, 40 dolar. Abi tamam, 40 dolar da bir indirim yapın arada, bir indirin şunları ya. Gözünü seveyim, indirimsiz olmuyor bu işler yani. Efendim, Historian demiş ki Gürkan Bey bir saniye susar mısınız? İsmini vermek istemeyen izleyici bir şey anlatıyor galiba demiş. Bir saniye susun ya, rica edeceğim ya. Doğru söylüyorsun, diyecek bir şeyim yok. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz ismini vermek istemeyen arkadaşımıza. Saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz bir kez daha. Öbüyoruz, tabii ki öbüyoruz. En büyük indirimi %20 oluyor genelde demiş Şey Önder. Hakikaten öyle bir şey var. Ben indirim bir şey gördüm orada da. Şöyle bir şey yapıyor mesela. Aman Allah'ım, ismini vermek istemeyen bir gene bir mi? Ne oluyor? Yo hayır, Mert subscribe. Sen onun detayını görüyor musun buradan, yoksa ben buradan şey yapıyor muyum? Gene de çok teşekkür ederiz. Mert yok, kendisi subscribe olmuş galiba. 16 Haziran'da görüşmek üzere demiş. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşeceğiz. Helva. Arthur'un helvasını nihayet yiyeceğiz diye düşünüyorum. Kısmet. Kısmet mi diyorsun? Ya artık yani rica edeceğim. Lütfen ya. Lütfen ya. Şey yapıyor mesela Nintendo. O enteresan bir şey. Ne bileyim şeyi de gördüm. Rüzgar onu isteyip duruyor kaç zamandır. Smash Bros işte, ne o? Onu işte pat pat onu istiyor. O mesela onu alırsan sana 300 gold coin. Ah canım teşekkür ederim. 300 gold coin veriyor. 300 gold coin de 300 sente denk geliyor. Yani 3 dolar indirim oluyor bir dahaki purchase'ına. Ne var abi? İndirim. 3 dolar abi. Nintendo için çok büyük indirim. Vallahi öyle. O tarafı var. Başka da bir numarası yok yani. Efendim 22.58. Geçelim mi ufak ufak o tarafa doğru? Hı? Olur. Geçelim mi oraya ufak ufak? Olur, geçelim. 2 dakika burada şeyi burada izleyelim. Ne o? Ne? Cool Sayacı, sayacı mı izleyelim diyorsun? Orada da onlar Burak konuşuyor. Burak Şengül hoş geldin. Ama. Gürkan abi yakında raid yapacak mıyız dedi Bramble. Var ya, ondan sonra bir kere açmadım öyle söyleyeyim. Vallahi bir kere açtım mı yoksa? Emin olamadım. Yani ya bir kere açtım ya hiç açmadım. Ben bugün bir girdim ama. Yapalım ya, vallahi ben yapalım ya. Ben şey sana kırgınmış Gürkan. Niçin, ne yaptım? Size kırgınım Gürkan Bey. Eylül'den beri İstanbul'daydım. Geçen pazartesi ayrıldım ve siz 16'sı buluşma yapıyorsunuz. Ayıp. Ben ayarlamadım. Bana kırılmana gerek yok. Bana kırılabilirsin. Evet. Hayır, tarihini saatini ben ayarlamadım. Ay, Rami de oradaymış. Biz şu anda Rami'nin üstündeyiz. Ramin. İn Ramin'in üstünden. Ramin'in üstüne. İn aşağı. Şimdi şey olsun. Açacağım sesi. Birazdan. Hatta dur, ben buradan göreyim abi. Yok, göremiyorum. Kaynağı değiştirince şey oluyor. Onu da kapatıyormuş. Neyse. 1 dakika 11 saniye. Gençler var. Hazır mıyız? Başlıyor. Gençler hazır mıyız? Microsoft sunumu başlıyor. Hadi bakayım. Haydi bakayım. Haydar nerede ya? Kilyosa, hakikaten Haydar nerede ya? Kilyos'a tatile falan mı gittim? Ben Erdek'te gördüm en son kendisini. Haydar için ama Kilyos tatili. Adam şeyde oturuyor çünkü. Olabilir. Ne o? Ben Erdek'te Tuzla'da gördüm. Tuzla'da oturuyor. Ha, olabilir. Ben Erdek'te gördüm. Peki, olur. Aile çay bahçesinde çekirdek çıtlıyor. Eren Bey yaptı mı? Ha, çekirdekler hazır diyor. Kahve koydun mu? Tamam, hadi geçiyorum biz artık. Biz niye kahve koymadık? Vallahi hiçbir fikrim yok. Hadi geçtim. Oo! Bunlar böyle duracak mı sürekli orada ya? Peki neden ses yok? Bunlar sürekli orada duracak mı abi? Ben Twitch yayını açtım. Bunlar gitsin oradan abi. Ya gitsin bunlar ya. Ciddi söylüyorum, gitsinler ya. Twitch yayın. Watch the chat during these conferences. Yeah? Okay. It'll write down a couple of pegs. Gotcha. Gotcha. Hadi hadi gidin. Noted. Hadi. Dağılın oradan. Well, hadi gidin. They should be starting any second. Başlıyor, hadi susun gidin. Abi olamaz öyle bir here şey. Here we go. Right now. Perfect. Perfect timing. I'm gonna pump the volume up.
Niye böyle bir şey abi, var ya? Abi Twitch kanalı, ben ayrı yayın istiyorum. Alo. Bunları görmek istemiyorum ben. Microsoft'un kendi yayını var mı? Hemen bir araştırma yapalım. Is that a different shade of Xbox green? Aa, ama bu çok kötü. Tamam tamam, ben halledeceğim halledeceğim. Hiç tamam, merak etmeyin. Halledeceğim ben, merak etmeyin. Twitch'in böyle bir... Aa, kaybetti. Hah, gittiler gittiler. Hey, gittiler. Bana bak, bunlar geri gelir ha. Geri gelirlerse hemen şey arayın. Arkadaşlar bizim komünite bir arayın, bulun, var mı Microsoft'un Twitch'te? Dur dur. Kendi arayın. Yayını veya YouTube'da falan. Gene geri gelirse bunlar, oraya geçeriz. Gelmezler inşallah. Şöyle keyfimizce kendi kendimize bir izleyelim ya. Ses mesi iyi mi? Geliyor mu ses arkadaşlar? Yayının sesi. Ha, mixer'da bizim varmış. Sesimiz. Mixer. Ha, de mixer'da yapar bunlar, doğru. Adam State of Decay gösterdi bana ya. State of Decay mi kaldı lan? Neyse. Ne bileyim, belki bir şeyler ekleyecekler ya. Olabilir, vaktidir yani. Şu eklentiyi getiriyoruz demenin vaktidir aslında. Minecraft ya. Evet. Tekleme mekleme de yok görüntüde. Aman fıstık aman gibiyiz. Dinlesir. Maşallah. Ay 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 ay. Twitch'te de varmış bu arada, geldi. Twitch.tv/Xbox diye varmış. Okey, oraya geçeriz. Sıkışırsak oraya kaçırız. Other Worlds mı? Evet. Has ever shown us. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. İnternet, çok teşekkür ederiz. Subscribe oldu bize, sağ olasın. Security in a senseless and chaotic world. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Galaksideki en uzak koloniymiş Halcyon. Şirketler tarafından yönetiliyormuş. Olması gereken şey değil mi? Fallout. Evet. We owe to them. Bir nevi. They are always with us. Hep bizimleler, onlara borçluyuz. Onlara hiç kimse karşı çıkmadı. Bu bizim Guardian'lar bunlar, ne oluyor? Stranger has just arrived. Ama bir yabancı geldi. Geliverdi. Şirket efendim yönetimini meydan okuyor. Gizli efendim sırlarını kurcalıyor. Bir kötü adam olabilir. Ama bir kahraman da olabilir. Ayondere, abonelik hediye edildi. Teşekkür ederiz. Zaman gösterecek tabi. Ama bu yabancı ne olmayı seçerse seçsin, Halcyon kolonisi hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. The Outer Worlds. The Outer Worlds'ü 25 Ekim'de geliyormuş. 25 Ekim 2019. Fallout beklentisi yapmamak lazım. Bir nevi Torchlight 1 gibi düşünmek lazım Outer Worlds'ü. Bence. Çok geniş dünya olmayacağını söylüyorlardı zaten. Evet. Fallout kadar. 15-20 saatlik, 20 saat civarı falan bir oynanış olacağını söylüyorlardı. Beklentiyi öyle tutmak lazım. Bu ilk şimdi Ninja Theory. Evet, bu ilk de. Ninja Theory geldi. At E3 2018, we announced that Ninja Theory had joined Xbox Game Studios. Xbox Game Studios'a katıldığımı söylemiştik geçen sene. Harika oldu tabii. Mesela ekibimiz çok coştu. We'll be sharing details on all of these projects. Yakın gelecekte bir sürü şeyle çalışıyoruz. Yakın gelecekte bunlarla ilgili duyurular yapacağız size. We already had a very exciting game several years in the making. And we're happy to return. Ama katılmadan önce zaten birkaç yıldır üzerinde çalıştığımız bir oyun vardı. As creative director, I'm stoked to be here. Bu da yaratıcı direktörmüş efendim. Yaratıcı yönetmenmiş. Çok heyecanlıyım şu oyunu bizimle paylaşmaya. Third person action combat
and competitive team multiplayer. Action combat. Our technical alpha is kicking off in just a couple of weeks. Seamless multiplayer experience. Get involved and tell us what you think. Or if you're here Division at E3, 3, come and join us for a game. I really hope you guys like it. Check it out. This is Bleeding Edge. Bleeding Edge. Şu anda Xbox'ın ciddi bir duruş sergilediğini görüyoruz. Evet, dünya oyunlarla giriyor yani. Oyunlarla giriyor. Bak gene arada konuşma girdi Sony gibi oldu. Sony 2-3 yani. Senedir böyle yapıyorlar zaten. Oba, bu da böyle egzantrik. Combat action. Borderlands efendim, ne bileyim Rage. Bir de Bleeding Edge mi geldi? Bir de pembe bu da zaten. Online melee. 4'e 4. Bu şey gibi, Overwatch gibi falan. Ama daha arena var mı? Sanırım öyle. Mi. Bayağı egzantrik tipler yani, var yani. Yani. Hero arena mı? Öyle anlıyorum sanki. Sanıyorum öyle. Devil May Cry'dan mıymış Hatun? Öyle yazdı galiba. Technical Alpha 27 Haziran'da başlıyormuş. Çok bir şey anlayamadık ya. Bu oyunların tutması zor oluyor. Bayağı destek istiyor. Kesinlikle çok fazla. Çok yeni, çok fazla bir şey görmedik. En azından böyle bir şey üzerine çalıştıklarını gördük yani. Ori mi? Ori şeyi aldım ama. Bir Ori havası var evet. Sanat tasarımı. Sony'nin yönetmeni galiba. Gene kafası karıştı. Ori. Ori evet. Arkadaş bu... İlk Ori bile acayip iyi gözüküyordu. Bu zaten iyice. Harbi olağanüstü ya. Bu sefer bayağı bir aşmışlar ya. Xbox Game Pass ile çıktığı anda oynayabilirsin. Evet. Ne zaman çıkıyor? Geliyor mu acaba tahmin? Göreceğiz. Tahmin geliyor mu chat? Tahmin ama doğru çıkıyor mu? Ama o zaman şey yapmazlardı. Burada öyle demezlerdi yani. Hemen oynayacaksınız falan derlerdi. Ama sonunda punchline abi bu. Hayır, sonunda bulabilir. Belki diye diyorum. Ha o da doğru. O da olabilir. Evet. Evet. Ori and the Will of the Wisps. Çok tatlı ya. ...11 Şubat 2020. Daha var. Hocam bir yıl var daha ya. Çok güzel gözüküyor ama. Minecraft mı? Yok değilmiş. Yepyeni bir oyun. Minecraft'ın yaratıcılarından. Kalk rüzgarı uyandı. Badur'un söylediği bir oyun muydu acaba? Yeni bir oyun yapıyorlarmış falan diye. Bilmiyorum, duymadım ben onun muhabbeti. Öyle dedi. Minecraft'ın yaratıcıdan yeni bir oyun. Minecraft'ın yaratıcılarından mı? Tamam Badur duymuş bunu, doğru ya, o zaman o söyledi. Ben onu şey yapamadım yani, ne tarif ettiğini anlayamamıştım. Hikayeli mi? Evet, hikayeli gibi bir şey. Baksana böyle şey bayağı hack and slash falan tadında bir şey. De bayağı hack and slash ya. Yani. Minecraft motoruyla yapılmış tabi. Oğlum bayağı Diablo bu. Peki dungeonları ben yaratabiliyor muyum mesela? Bence kesin Minecraft öyle bir şey vardır. Hani... Kesin öyle bir şey vardır. Level editor falan kesin vardır yani. Değil mi? Mantı oynanıyor. Onu gördük. Anahtarı aldı, taktı, bir şeyler yaptı. Tamam, klaslar var. Herkes ayrı evet, ayrı şeyler yapıyor. Evet, beğendi. Abi iyi görünüyor ama. Çok iyi görünüyor. Ay rüzgar yarın çıldıracak. Minecraft Dungeons. 2020 baharında geliyormuş. Four play local and online co-op. Nezih.
Xbox Game Pass'te var gene. Peki şimdi Microsoft oyunu olduğu için ben Windows'ta oynayabilecek miyim bunu? Please welcome the head of Xbox, Phil Spencer. Phil Spencer. Phil Spencer. Gel bakalım. Abi adam bir ayağı kaldırdı yani. Kesinlikle kaldırdı. Değil mi? Yani böyle aynen bir şey var öyle yani. Adam. Türkiye'de yasaklanır bir yakınsız adam. Saygı abi, saygı duyuyorum. Respect. İyi durumda değillerdi çünkü çok kötü başlamışlardı. Okay. Adam çevirdi yani işin seyrini. Yaz kilo almış. Değil mi? Thank you. Bir kilo durumu var. We on Team Xbox live for this exact moment. Bu an için biz yaşıyorduk Xbox takımı olarak. The moment we get to share the best of our art form here with you in LA. En iyi sanat formunu burada sizinle paylaşmayı bekledik. Nefes kesici yeni hikayeler, yeni dünyalar ve yeni kahramanlar bulacaksınız karşınızda. İlk kez göreceksiniz onları. Bugün sadece yeni oyunlar. Yeni oyunlar görmeyeceğiz. Sadece siz de kendi yeni oyunlarınızı keşfedeceksiniz. Alongside your every achievement, your every moment, your every new friend. This is why we on Team Xbox are always and will be dedicated to unleashing the next new games for you to discover and love. Yani efendim siz kendi işte açımlıklarınızı bilmem ne falan hepsiyle yüzleşeceksiniz, yeni arkadaşlarınızı göreceksiniz, tanışacaksınız. Ne dedi, coştu, duyamadık. Yeni oyunları tanıtmaya size çok hevesliyiz. Peki. Around the world who play games. Welcome to E3 2019. Hoş geldiniz. Oyun, efendim dünyada oyun oynayan milyarlarca insan adına hepiniz hoş geldiniz. This right now is the single most creative and energizing time in gaming history. Oyun tarihinin en enerji, en yaratıcı döneminden geçiyoruz. Now have the sheer magnitude to be a significant unifying force for the world. Oyunlardan bahsediyoruz. Oyunlar efendim dünyada birleştirici bir güç olacaklar. Oyunların efendim gücü işte yepyeni bir zaman, bir çağ açtı. Seçenekler çok fazla, potansiyel çok fazla. Oyuncular her yerde, oyun yapanlar inanılmaz çok. 20 yıldır oyun oynayanların sayısı 3'e katlandı. 2 milyar kişiyiz. Her efendim kıtada, her bölgede oyun oynuyoruz. Ve yeni teknolojik gelişmelerle birlikte ne istersek, kiminle istersek, nerede istersek oynuyoruz. Ne demek istedi acaba? Bilmiyorum yani. İnançlarımız yönlendiriyor bizi efendim. Yani inancımız da şu, oyunlar herkes içindir. İstedikleri arkadaşlarıyla efendim nerede isterlerse istedikleri arkadaşlarıyla istedikleri şekilde efendim bağlanıp oynayabilmeliler. Death Stranding'i şey, biz aldık falan. Death Stranding bu arada exclusive olmayabilirmiş yani, o da var neyse. Crossplay destekliyoruz efendim. Above all, gaming is for you. Her şeyin ötesinde oyunlar sizin için. Bu yüzden bütün dünyayı dolaştık. Sizin yeni oyunlarınızı aradık. Şimdiye kadar yapılmış en büyük oyun duyuru sunumu şu anda bu diyor. Bir nevi. Ve ona benzer bir şey söyledi yani. Thousands of games in development across Xbox One and Xbox One, Windows PC içinde binlerce oyun geliştiriliyor. Bunlardan 60'ını seçtik. Xbox Game Studios'dan 14 oyun var bu 60 oyun içinde. 34'ün üzerinde oyun da Xbox Game Pass'te çıkış yapacak. Direkt oynayacaksın yani anlamında. Bu oyunları göstermenin dışında show süresince sizlere ayrıca Xbox Game Studios'ta sırada ne var onu göstereceğiz. Streamingle ilgili ve tabii ki yeni konsolumuzla ilgili bilgiler vereceğiz. Bize katıldığınız için teşekkür ediyoruz efendim bu gece. Başlayalım! Vır!
Star Wars Star herhalde Wars. Evet. Ha, zaten burada göstereceklerini söylemişlerdi. Tamam. Jedi Fallen Order. Hazır mısın dostum? Hadi bakalım. Ne oluyor lan? Shadow of Colossus'a döndü. Bir nevi. Hey! Who are you? Sen de kimsin be? Hocam dün akşam konuşuyorduk ya. İsmin var mı senin? Cal Kestis. Saul Guerrera. I'm here on Jedi business. Jedi business. Not all of them. En son bunu diyenin başına iyi şeyler gelmedi. A Jedi. Bir Jedi. We have to stop them. Onları durdurmamız gerek. That's the play. That's the play mi dedi? İşte böyle yapacağız. Get lost. Bir Jedi yolunu kaybetmez. Umut henüz kaybolmadı. Daha gaz bir trailer. Kesinlikle dünkünden daha gaz. Hani gameplay'den gaz, ilk gösterdikleri trailer'dan da daha gaz. No, we are not doing that again. Hayır, onu bir daha yapmayacağız. Acaba ne? Ne? 11, 15, 19. 15 Kasım 2019. World Premiere. World Premiere. Yeah. Alan Wake mi? Ash vs. Evil Dead. What the... Outlast mı? Outlast. Kamera gelince Outlast oldu tabi. Cumartesi günü kaybolmuş. Shannon bir şey. Çocuk arıyoruz. Wait up, Bullet. Bullet. Oh. Where am I? Neredeyim? Neredeyim? Şey de bir an şeye benzetiliyor musun şoför? Sean Bean'e falan benzetmiş. Silent Hill gibi oldu. Yok be, Sean Bean değil. Yani onun... Abi bir ama... Ama bir Silent Hill oldu yani. Neyse ki Xbox'ımız yok ki. Yayında zorla bana bunu oynatmayacaksın. Girme. Girme içeri. Okay, Bullet. Let's find this kid. Of. Of, kesin Silent Hill bu. Ama yapabilirler mi böyle bir şey? Bilmiyorum. Ne bu oğlum? Legends. Bu ne oğlum? Vallahi Legends. Legends. Onun da şeyini evet, söyledim evet. De. Aynen aynen. Ben de hiç beklemiyordum ya. Lan dedim çaldılar diyecek bir şeyi. Sembolü. Evet. Ne oluyor ya? Oo! Oo! Abi şimdi versene oyunu, millet çıldırsın, third person seçeneğin var gibi. Şaro. Be my man. You made it. Geldin demek he? Haberlerdesin. Yalnız mı geldin? Para değil. Söz konusu olan sadece para değil. Çipi getirdin mi?
All right. Start it up, bug. Başlat bakalım. Why don't you go to the bathroom, wash up. We gonna be with you in a minute. Sen git tuvaleti yıkan, dökün, bir şeyler yap, hazırlanırız biz de. Oğlum boynun ya berbat olmuş. Bir temizlen. Neler dönüyor orada? Ben de istiyorum bundan. Şöyle. Ya neler döndüğünü göreceğiz şimdi galiba. Initiating combat mode. Combat moda geçiliyor. İşte budur be. Girdik çıktık bitirdik işimizi. Zenginiz oğlum. Vallahi zengin olduk. Oo. Arkadaş baya. Kliniğe. Durumu çok kritik. İyi misin? Dayan dayan biraz dayan. Bak oğlum. Daha bir sürü şey yaşayacağız. Onları düşün. Gitti. Niye bip var hakikaten ya? Bip mi? Ha bip. Bip bip bip. Oo. Muhtemelen E3 sunumu olduğu içindir. Muhtemelen. Oha. Just take the chip decks. Every gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did. We didn't need all this tension, damn it. Yaptıklarımızdan sonra herkes bizim peşimize düşecek. Her an bu kapıdan girebilirler. Bu kadar üstümüze ilgi çekmemize gerek yoktu. İhtiyacımız yoktu buna. Oha! 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 Oo! Kız hackledi. İyiymiş yalnız. Özellik güzelmiş. Peki. Çöpte mi kalkıyoruz? Wake the f*** up, samurai. Kalk lan samuray. We have a city to burn. Yakacak bir şehir var önümüzde. Oo! 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 Oha! Geldi geldi. Manyak geldi. Oha! Baba ne yaptın sen ya? Harf ki ne harf yani? Millet çıldırdı ama. Hello Los Angeles. Los Angeles merhaba. Yeah. 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 Good to see you. Thank you. Yeah. All right. Neydi onun? All right. We gone too far. Kredi kartını ekranda fırlattım diyor Cyber. I mean, we gotta talk to you about something. CD Project Red. Yeah. 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 Oğlum geri aldı bunu mu yatsalardı lan? Ulan bu adam oyuncu right. Vallahi oldu ya. A while back. Bir süre önce CD Projekt Red'den parçası olmamı istediler efendim Cyberpunk'ın. Anlattılar durdular işte bu müthiş efendim dünyayı, hikayeyi. Karakter işte oyun içi seçimleri falan. Ben çok heyecanlandım tabii. Ben her zaman severim hikayeleri, güzel hikayeleri severim zaten. Cyberpunk. Cyberpunk, yeah. Is set in a metropolis of the future.
geleceğin metropolisinde geçiyor. Vücut modifikasyonları bir tutku, bir obsesyon haline gelmiş artık. Bir paralı asker efendim. Şehirde çalışıyor. Enhanced, gelişmiş bir paralı asker. Durun bak anlatayım bak. Koptu. Orada olmak, geleceğin sokaklarında yürümek gerçekten de nefes kesiciydi. Ne? Sen nefes kesicisin. Oğlum coştu lan kalabalık. Ama coşmaz mısın ya? Bir şey söyleyeyim mi? Klasik E3'ün en şey anlarından birine evet, girdi bu. Ne o? Epik anların listesine top girdi. Çıkış tarihi. Yolla. All right. Then check this out. Bakın bakalım ne yazıyor. Whoa, hey, easy. Mr. Hand sent me. Pre-order açılmış Xbox Store'da. Okay, I'm in. Adamlar Keanu Reeves'le anlaşmış ya. Let's do this. Evet. 2077 dedi, bir an ödüm koptu ya. Nisan, Nisan 16. Mart dedim, Nisan çıktı. 16 Nisan 2020. Oha geliyor lan. Vallahi billahi ilk yarıda geliyor yani. Oo. Artık tamam, kapayın ya sunumu. Bir şey gerek yok artık. Ya. Bu arada çok interlacing problemi var. Evet. Gene Twitch'in yayınından mı bu? Sanıyorum öyle. Bizden olmadığını biliyorum artık yani. Bunun yani. Neyse abi ne yapalım ya. Bu da böyle olsun. Ben tamam iyi yayınlar diyorum, diliyorum diyor abi. Evet abi. İzleyen çıksın kasıyor. Kasıyor beyler yani. Şimdi bu ne oğlum şimdi? Ben bunun nesini konuşayım? Ya hakikaten ya. Şu an kimse bakmıyor zaten buna. Ama çok şirin. Oğlum çok iyiydi ya. Ya ne olacak ki anırız olsa ne olur ama hay bu yani hay bu. Ya zaten hype'daydık oyuna. Ne anlatıyor oyun bakmadım da biliyor musun? Şu an kayıbım yani. Değil mi? Aynen. Ne talihsizlik düşünebiliyor musun yazık, ya? Çok kötü. Yazık. Diyorlar ki ay bizi sunuma çıkarıyorlar falan. Bir seviniyorlar. Sonra Keanu Reeves'in arkasına çıkıyorsun. Güzel de görünüyor yani ama. Evet. Bir build vardı başta onu gördüm o kadar. Yazık. Cyber doğru söylüyor bak anne. Kimsenin bakmayacağını bildiklerinden araya bu oyunu koymuşlar zaten. Birazdan konsol duyuracaklar. İnsanlar sakinleşsin istiyorlar ama. Spirit Farah. Ben sana söyleyeyim bak. Şu kısmın devamını da getirirlerse E3'e damga vuran sunumlardan biri olabilir. God of War'un sunulduğu seneye döner yani. Onun duygusu da çok başkaydı be. Çok güzeldi. Hayvanlar orkestra çıkardılar sahneye ya. Hazır şu şeyken Xbox'ın yayınına geçsem mi ben ya? Orası belki düzgündür ya. Olur geç. Bir denesem mi ya? Bezmutlu olsun. Gençler ne dersiniz? Bir deneyeyim mi? Çok fazla şey yapmadan. Xbox dediniz ya. Hemen bir deniyorum. Efendim. That channel is internal tamam, full tamam, major audiences. Ya tamam. Hocam büyüğü yolla ya, ya. Yolla ya. Sal ya. Ses daha iyi. Kesinlikle. Arkadaş gene aynı şey oldu. Cyberpunk'ı izledik öyle interlacing bilmem ne. Güzel yayına geçtik anasını satayım. Neyse. Sakin Gülkan'cık. Boşver dert etme. Ses biraz fazla ama galiba burada. Ben biraz kısıyorum abi. Şöyle iyi mi? Ne? Duyarız. Birbirimizi duyarız ya. Ufak ne oluyor şey oğlum? Nintendo yani. Xbox'a mı geliyor? Direkt şirket olarak birleşme kararı aldık. Yalnız Edat seçtik hakikaten. Orada Matrix seçtik. Arkasından bu çıktı. İzlemeyin çocuklar. Küfürler yok mu acaba bu yayında? Şaman bipler. Ay yok artık.
Şimdi nasıl oldu ses arkadaşlar? İyi iyi ya, duyuyor. Yani biraz bir gıdım daha fazla galiba ama iyidir iyidir, boşver. Biraz daha mı kısalım mı? Peki tamam. Feedback geldi. Kıssanız daha iyi diye. Kısalım. Şöyle kıstım. Okey. Ne? Okuyamadım yani ne oldu? Valero subscribe oldu. Selamlar, merhaba. Haraç day come again. Seviliyorsunuz. Ve kendim dedi. Evet. Şey. Idiot Xbox herhalde bu. Arkadaşlar bu aralarda söyleyeyim. Hashtag hediye. Hashtag hediye. Kitaplar veriyoruz, oyunlar veriyoruz. Microsoft sunumunun sonunda çekiliş evet, yapacağız. Evet, oyunlar da var arkadaşlar. Unutmayın. Paylaşın oradan. Bu arada Idiot Software'ın Xbox geliyor. Idiot Software dedim. Ne oldu ne? Idiot Software dedim. After Party bizden çalmışlar, gördün değil mi? Total Accurate Battle Simulator, The Good Life, Crosscode, Creature in the Well, Killer Queen Black, Ay Turrican gibi ne güzeldi o, River Bond, Voxel hack and slash de o oyun. Öyle mi? Takip ediyorum mesela. Felix the Reaper, a romantic comedy game about the life of death. Ölümün hayatı hakkında bir romantik komedi oyunu. İlginçmiş. Değişikmiş. Gizli komşu. Ikenfell. Lord of the Rings Living Card Game. Nightcall. Totem Teller. Ne kadar çok oyun var. 60 tane çıkar tabi. Bunları dahil ettim diyorsun. Etmiştir tabi. Tabi ki etmiştir. Şu ilk arabalı gösterdiği oyun Mobile Opaco mu neydi? O mu ya o, ben onu kaçırdım gene arada. O bilmiyorum, muydu o acaba? Görmedim canım. Stil falan bayağı benziyordu ona. O mu geliyor Xbox'a acaba? Please welcome Head of Xbox Partnerships, Sarah Bond. Sarah Bond, Xbox ortaklıklar efendim müdürü. Ya kadın elinde çantayla geldi sandık. Abi düşünsene ya, PTT işte müdür bu mesela böyle yani. Olmuyor. İçeride böyle şeyli sandalyesi var, deri, delikli böyle. Will premiere on Xbox Game Pass day one. Bu gördükleriniz hepsi Xbox Game Pass'ta birinci günde premier olacak efendim, çıkacak. At Xbox, our passion is Xbox'ta bizim tutkumuz sizlerin beğendiğiniz, istediğiniz, oynamayı sevdiğiniz oyunları bulmanıza sağlamak ve keşfinize yardımcı olmak. Xbox Game Pass'ta bu tutkumuzun efendim bir dışa dökümü, vurumu. Seeking out fan favorites and hidden gems. Bütün dünyayı dolaşıp o saklı kalmış sihirli efendim oyunları falan bulmaya çalışıyoruz. Sizler de bir sonraki en sevdiğiniz oyunu bulasınız diye. Muhteşem maceralar, ikonik efendim, ikonik karakterler, hepsi sizin için, hepsi. Sadece $500. Ateşli. Introducing their games to new players and creating lifelong fans. Since launch, we have tripled the number of partners in Game Pass. Açıldıktan beridir 3'e katladık ortaklıklarımızı. Bir sürü oyun, yeni türler, RPG'ler, adventure'lar, spor oyunları, puzzle'lar, her ay yeni oyunlar geliyor. Every Xbox Game Studios title you see today. Bugün gördüğünüz her Xbox Game Studio oyunu birinci günden Xbox Game Pass'te olacak. We are thrilled to announce new titles coming to Xbox Game Pass on console today. Xbox Game Pass'e yeni gelen oyunlar bugün geliyormuş konsolda. Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knight. Arkadaş adamlar çok saldırgan davranıyor ya. Kesinlikle Borderlands Handsome Collection. Çok saldırganlar ya. Bayağı. Amazing games that you can start playing today. Bugün oynamaya başlayabilirsiniz bu oyunları. Bayağı saldırgan. Xbox'taki bizim misyonumuz herhangi bir oyunu, hangi oyun isterseniz, kimle isterseniz, istediğiniz yerde oynayabilmeniz. Windows PC'den bahsetti tabii. Geçen ay duyurduk ki Xbox Game Pass PC için Xbox Game Pass'i duyurduk geçen ay. Ama bize yok. Ha? Abi bu ne saçmalıktır ya? Saçma. The Game Pass journey on PC begins.
Bugün başlıyor Xbox Now, Game Pass PC yolculuğu. Şu anda. PC yalancı. Discover their next favorite game with Xbox Game Pass. We have curated over 100 games. 100 kadar oyunu PC, efendim PC için sadece oluşturduk. Like bu hizmete yerleştirdik. Emperor Rome, Football Manager 2019 mesela bu oyunlardan birkaçı. PC oyunları tabii ki farklı olacak, doğru yani. Aynen. Güzel. Pek şey olmadı. For the first time on PC, ve PC'de ilk defa Halo Reach ile birlikte bütün Master Chief Collection ve biz oynayamıyoruz abi. Allahsızsınız ya. Ulan şu çıksın da oynayayım diye bekliyordum biliyor evet. musun ya? Woo! Woo ya. Thrilled to share that Xbox Game Pass for PC launches in open beta today. Bugün beta olarak başlıyormuş, açık beta olarak. Arkadaş bir change.org bir şey ya, gözünü seveyim ya. Evet ya, valla ya. Ben Halo'yu bekliyorduk hakikaten ya. Hiç Halo oynamadık biz. Hocam bizim hiç Halo'muz olmadı. Bu arada Elkay diyor ki Cyberpunk Türkçe olacak diye gözüküyor Steam'de diyor. Öyle mi? Nasıl Türkçe? Alt yazılı. Steam'de 249 liraymış bu arada Cyberpunk. Abi bas geçelim yani, belli olmaz bu iş. 500'e çıkıverir ondan sonra vallahi. Alt yazılı da olsa arkadaşlar, alt yazı bile önemli yani. Önemli tabii canım, gayet güzel bir şey ya. Alt yazı ve interface dedi Erhan Bey. Kaç kişi mahrum kaldı abi Witcher evet falan ya. Kaç zaman, ne kadar zaman yani. Aynen. Mesela Divinity mesela mis gibi oyun, yok işte Türkçe zaten olsa mesela o tip oyunlar. Zaten o oyuna dublaj yapılmaz ya. Şey, düşünsene kimde ne kadar diyalog var. Beta bugün başlıyormuş, aylık 10 dolar iyi. Aman ne güzel. Allah sahibine başlasın. Xbox Game Pass for PC is here now. Yalancı. Try it out by downloading the all new Xbox app on Windows. Yepyeni Xbox app'i varmış. Onu indiriyormuşuz. Gizem Uğur, çok teşekkür ederiz. We have created a membership just for you. Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate diye başka bir üyelik varmış. Bu ne? Bunda ne oluyor? Gizem mi? Ben bizzat gelip kurulumu yapıyorum. Xbox Game Pass for console with over 100 great games. Xbox Live 100'den fazla oyunda Xbox Pass konsol için Xbox Live Gold, Xbox Game Pass for PC'de hepsi. 15 dolara bunların hepsine sahip oluyorsun yani. Abi Amerika'da yaşadığını düşün. Abi vallahi öyle ama. 30 liraya Android'li telefon satar gibi söylüyor bunu yani. Oha! Ya Allah cezanızı versin ya! Ben gidiyorum şu an. Your next favorite game. World premiere. Ya arkadaş biz niye böyle 100 yıl geriden gelmek zorundayız ya? In real time 4K. Yeah. Bana gerçek zamanlı 4K. Bana ya. Azure AI ve satellite uydu Peki. verisiyle güçlendirilmiş. Peki. O ne abi? Nedir? Da. Şeylerin oyunu mu acaba bu? Kim? Dedim ama yok. DICE'dan ayrılan eleman bir stüdyo kurmuştu ya. Dedim o mu ama yok. Oo! Bir dakika, bir dakika. Ne? Bir saniye, Flight Simulator mı geliyor yeni? Oo Gürkan, iyisin. Ah! Vallahi galiba... Hayır! Oğlum tansiyonum düştü. Hapımı getirin. Hapımı getirin. Allah kahretmesin, görüntüye bak. Çok güzel gözüküyor. Ya bayağıdır Gürkan bunu bekliyor. Çünkü en sonuncusu böyle kareler ve taşlar ve sopalarla oynanıyordu yani. Alacağınız olsun şerefsizler. Sen kamyoncularla oynarsın bunu, ben sana söyleyeyim. Bizim kamyoncular alır. Oha çok güzel. Oğlum Cyberpunk'ı geçtim. 30 yılın en büyük duyurusu şu anda bu ev. Sevinmediler o kadar Gürkan. Sen ayağa kalk bir alkış. Do you remember a time
Do you remember? Yeah, yeah, I remember. Yeah, I do, sir. And powerful cities collapse. Korkarım Xbox almak zorunda kalacağız. İnşallah PC'ye çıkıyordur. Sat abi konsollardan birini al ya. Xbox nedir artık ya? O ne ya? Age of... İki... Aman Allah'ım! Nasıl bir gece oluyordu? Definitive Edition. En çok oynanan strateji oyunlarından biri artık 4K. Aman Allah'ım! Tümüyle elden geçirilmiş ses. Yepyeni bir senaryo. Son hanlar. Bu sonbaharda. Krallığa geri dönün. Age of Empires 2 The Definitive Edition. Oğlum bir yavaş. Bir yavaş. Kalp krizi geçireceğim burada. Bir yavaş. Bir nefeslen. Bir nefeslen. Colorado. Purple Mountains Mastigi of the Rockies. Hike through colorful canyons. Get up close. Renkli kanyonlar. Bu ne ya? Bilmiyorum. Oha. Bizon mizon patladı sonra. Visit Colorado. Colorado Springs. Colorado Springs. Oha, ne oluyor ya? Şey falan mı bu? Böyle real time ama şey real time turn based mesela. Ha olabilir, evet onu diyeceğim. Turn based strateji West End mi acaba? Desperados 3 olabilir mi diyor Bahatan. Cultural Colorado. Combatlar turn based gibi durdu sanki, böyle şey olabilir yani. Neyse bakalım neymiş. Wasteland 3. Wasteland 3. Bravo History. Biraz daha şey yapmışlar, accessible yapmışlar görsel tarzı falan, öyle gördüm yani. İki çok memnun etmemişti. Biri geliyor. Üç daha iyi olur inşallah. Matt Woody. Xbox Game Studios'un başındaki abiymiş kendileri. Matt Woody. Games are at the heart of our mission. Over the last oyunlar bizim efendim yapmak istediklerimizin merkezinde yer alıyor. 7 tane yeni stüdyoyu Xbox Game Studios'a kattık. Bu stüdyoların bazılarının daha şimdiden oyunlarını paylaştığını görmek inanılmaz heyecan verici ve dahası da gelecek. Dünyanın en iyi stüdyolarından birkaçıyla çalışma şerefine erişiyorum. Bence stüdyoları iyi yapan insanlar, takımlar ve fikirlerdir. Ama iş sonuçta oyuncuların sevdiği harika oyun yapmaya kalıyor. Harika oyunlar da harika yapımcılardan gelir. Kim katılıyor oğlum? Double Fine. Gelir ya. Oğlum Tim Schafer. Oha. Double Fine aldı oğlum herifler. For almost 20 years with classic games like vay 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 vay. Yeni de oyunlar çıkacaktı. Evet. Mi ne falan, o buraya gelecek demek herhalde. Tim Schafer. Bu adam var ya oğlum, benim çocukluk kahramanım. Adamla yan yana geçtim. Cesaretimi toplayıp merhaba diyemedim bu adama, öyle söyleyeyim ya. Bu adam şey gibi geliyor bana ya. Oyun dünyasının Jack Black'i falan gibi. Ay dün Jack Black'in bir videosunu izledim var ya, yerlere yatarsın. Hadi Allah ya. Kahretsin. Çok heyecanlıyız efendim. Ben bir takım oyuncusuyum yani. Ben öyle söyleyeyim de ondan sonra. Halo yaparız. Ne bileyim. Olur. Forza olur. Excel falan çalışırım üstünde. Sıkıntı değil yani. Hocam ne iş olsa. Çocukken geçmedim abi. Geçen Ağustos'ta mı ne geçtim yanından ya. Takım makım vardı. Bir yere görüşmeye gidiyordu herhalde. Çok şıktı. Çok şıktı. Yemedi yani. Heh, yeni oyun izleyeceğiz. Psychonauts mu? Iki. Psychonauts 2.
Yalnız hakikaten... Adamlar hazırlanmış. Sana söyleyeyim yani. And today is my first official day on the job. We're on a mission. Rasputin? I'm on him. Looking for me. Oha, Alonso'nun yazına bak. Yok artık. Yok artık. Steam'i aldık. Valve bizim. Yani sunumun sonunu öyle yaptıklarını düşünebiliyor musun ya? Rise and shine. Oha var ya, yıkarlar oraya yemin ediyorum sana. Turgay Eskeçeli diyor ki arkadaşlar oyun yok diye dalga geçtik ama şu anda gösterdikleri tek özel oyun Flight Simulator. Aklınızda bulunsun. Yeni özel oyun yok yani. Ama onu dedik ya. Daha bir iki senesi var o işlerin, böyle yığmalarının yani. Ki nasıl işler çıkacak onu bilmiyoruz. World premiere. Dünya premieri. Wow. Ne oluyor lan? Ne ya? Oğlum ne oluyor lan? Bismillah. Şey herhalde ya işte. Ha yok, Lego. Haydi. Onları da aldık. Traveler Tales'e bizim artık falan. Ha canım. Canım kolunu... Ya. Bunlar yok muydu? Vardı. Force Awakens vardı. Lego Force Awakens. Bütün 9 film bir yeni oyunda buluşuyor. The Skywalker Saga. Star Wars. Niye Lego Star Wars. Bilmiyorum ama bir heyecan yaptım. Yeni oyun diyor ama yani o açıdan şey olabilir ya. Bir alınıp oynanabilir yani. Biz Legocuyuz nasıl olsa, seviyoruz yani. Bir şey çıktı ama göremiyoruz şu anda ekranı. This game bir şey. Abi adam yazı yazmış. Kilometre uzaktan evet gösteriyor. Evet abi ya. Ben bu topa girmiyorum abi. Buyurun, ben bu topa girmiyorum. Japonlar, aa şey bu, Dragon Ball. Dragon Ball değil mi bu? Ben evet. Bunu biliyorum. Abi kim oynuyor bu oyunları, çizgi film gibi ya? Evet, bunda yaşlı bir kel bir sapık vardı, doğru, ben de onu. Öyle mi? Ben hiç izlemedim bunu ya. Bak sen izlemişsin, ben hiç izlemedim. Valla bıraktım, izleyin abi. Bak takılın. Siz yorumlayın arkadaşlar. Ben okurum. Dış güçler diyor ki animaciler dalga geçiyorlar. Discord'un en canlı kanalı anime kanalı. Doğrudur spor abi. Spor kanalı daha canlı. Project Z. Dragon Ball. Zzz. Kakarot. Ha? Abi. Hazırlanın. Bayağı ayağa kalkacağımızı düşünüyorum şu oyunda. Niye? Bilmiyorum. Öyle hissettim. Bu oyun benim için. Annapurna. Oo. Luis Antonio. İki dakika. I have a surprise for you. Sana sürprizim var. You want to guess what it is? Ne olduğunu tahmin etmek ister misin? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. Hamilesin, yeni doğu çocuğumuz için kıyafet almışsın. Bu sabah öğrendin. Biliyor muydun? Biliyorum çünkü zaten bana verdin bunu. Bu daha önce de yaşadık bunu. Neden bahsediyorsun? Ne oluyor? Biri geliyor. Bize zarar verecek. Babanı öldürdüğünü söyleyecek. Neler olduğunu bilmem gerekiyor. Why are you doing this? Neden bunu yapıyorsun? My father died of a heart attack. Babam kalp krizinden öldü, değil mi? Hayır, ben. I didn't have anything to do with. Benim. Any second now he's gonna knock on that door. Her an kapıyı çalabilir. Help me. Bana yardım et. Bunlar ha olmuyor. Gerçek olamaz bunlar. Polis, kapıyı açın. İşte geldi. Sen mi aradın polisi?
Lütfen kapıyı açın. Ben bir şey yapmadım. Yardım etmeye geldik. Onu dinlemeyin. Ben tek şansım benim. Kapıyı açın hemen. Seni seviyorum, bana inanman. Tutuk musunuz? Oh. Oba. You're home. Ha, gelmişsin. Ne oldu? Are you okay? İyi misin? Oğlum çok güzeldi lan. Evet. Oha çok güzel. Oh. Yani helal olsun, sunum en azından çok iyiydi yani. Evet. Yani alkışlayabilir, ayağa kalkar mı bilmiyorum ama. 12 dakikalık atlamalar yapıyor herhalde. Zaman atlamasına takılmış bir adam hakkında bir thriller. 12 dakika. Bir gerilim. Beğendim. Ben de beğendim. Vallahi beğendim, etkiledi. Yemin ediyorum Sony'nin görüntü yönetmeni boşa çıktı bu sene, yok diye. Vallahi onu getirmişler. Vallahi, doğru söylüyorsun. Beceremiyorum. Işıklar seni eve götürecek yavrum. Ay aman yanlarım. Tren geçecek şimdi yavrum üstünden. Oha tren dedin, tren çıktı Gürkan. Raylar vardı abi. Ha, var mıydı görmedim. Hemen çıkışta Xbox Game Pass'ta olacakmış ve biz oynayamayacakmışız. Nefret ediyorum Xbox'tan. Tabii ki Japon değil mi? Elbette, müzikten belli zaten. Ama çok iyi müzik yapıyorlar. Güzel de oyun yapıyorlar ya. Çok hoş gözüküyor hakikaten. Çok geyik bir oyun olmuş. Derhal burayı terk etmeni istiyorum delikanlı. Way to the Woods. Xbox Game Studio sunuyormuş. Ha geldi. Hadi bakalım. Buyurun. Buyurun buyursunlar. Bir de aynı iş galiba. Hı? Öyle mi? Ha, evet, öyle yazmış Baran Kral'da. Bound by Blood. Gears from the Five. Please welcome. Herhalde bir şey göreceğiz. Tabii tabii canım, işte bir şey sundu. Şimdi gelsin daha bakalım. Gösterin öyle alkışlayacağım oğlum. We're excited to announce that Gears 5 is releasing on September 10th. 10 Eylül'de çıkıyormuş Gears 5. And if you want to play 4 days early, you can with our Ultimate Edition or membership in the newly announced Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate'da Ultimate Edition mi varmış? With Gears of War 4, we wanted to earn your trust. But with Gears 5 we want to push the envelope by doing new things never seen. Gears of War 4'te sizin güveninizi kazanmaya çalıştık ama 5'te yepyeni şeyler yapıyoruz. In July, yaz boyunca anlatacağız. Versus multiplayer tech test. Well, you'll be Temmuz 17'de efendim. Technical test var. Technical test, rekabetçi multiplayer. In August at Gamescom go hands on with the all new Ağustos'ta Gamescom'da yepyeni bir horde modu.
gözükecekmiş. Eylül'de. Kes Heroin efendim şeyini ne o? Kız ismi ne? Kate mi? Yolculuğunu göreceğiz işte Eylül'de. In Escape, you play as one of three hive busters. You and your squad infiltrate the hive, hive'a giriyormuşsunuz efendim 3 kişi olarak. Ve canınızı kurtararak çıkıyormuşsunuz. En iyi defans efendim ofanstır biliyorsunuz. Bildiklerinizi efendim 2 ile çarpın diyor bir nevi. Bakalım neymiş. Oy, ortam bir şey oldu. Hareket. Evet gençler bir kez daha hatırlatayım şu şeye girmeden. Hashtag hediye yazıp çekiliş yapacağız. Katılabilirsiniz. Kitap var, oyun var, bir sürü şey var. Sunum bittiğinde oluyor? Çekilişi yapacağız. Unutmayın. Neler oluyor Gürkan? Ne bileyim abi. Adamlar aksiyon yaptı. Bayağı. Oo, kamera aşağı indi. Şimdi Hugh Jackman'ı şeyler içinde göreceğiz. Neyse söylemeyeyim. Baltayla giriyor değil mi falan? They attacked and we lost everything. Saldırdılar ve her şeyimizi kaybettik. Everything except the need for revenge. Ama intikam duygumuz geride kaldı. This might look like a surrender, but it's not. Teslim olmuş gibi gözükebiliriz ama hiç de öyle olmadı. Bu bir ne işgal değil. Invasion dedi ha? İşgal değil. Bıcık. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oh, kaptı onu. Üç kişi bir co-op modu değil mi herhalde bu? Oo, yoksa yeni bir şey mi gösteriyorlar? Yok ama ya. Öyle dedi değil mi? Az evvel tanıttığı şey bu. İzliyorum öyle yani. Şey gibi hakikaten herhalde. Arkadaşlar da Battle Royale'de de bu arkadaki sis şeyi o kafa olabilir. Hani ilerlemen gerekiyor. Ha. Battle Royale değil de hani belli bir ha, şeyde ilerlemen gerekiyor yani. Olabilir. Evet. Anladım. Baştan bir süren var süreli. Herhalde o sürede olunca şey. Başlıyor kapanmaya gibi mi yani? Olabilir belki. Aslında fena fikir değil ya. Evet. Yani şey sevmiyorsun mesela gerçek insana karşı oynamayı sevmiyorsan güzel yani. Bir alternatif bence. Şeye bakar tabii gene. Yapay zekaya bakar tabii yani. Kesinlikle öyle. Keyifli bak, olması geliyor. Yani. Ha. Evet. Escape. Gears 5'a geliyormuş efendim. Bir mod herhalde bu da. Aşağıyı yalnız dekoru yapmışlar. Tabii. Agresif bir efendim. 3 kişilik co-op experience deneyimiymiş. Sadece hive'ları basmıyormuşuz. Kendimiz tasarlayıp arkadaşlarımızı da efendim meydan okuyabiliyormuşuz. İlginç, güzel. To survive a gameplay deep dive from right here in the hive. Yani sen hive'lar hep değişebiliyor, yepyeni olabiliyor. Sen de tasarlayıp evet, arkadaşlarına sunabiliyorsun. Al hadi bitir al. So good luck at running the swarm. Bir nevi game master. Bir nevi. Güzel, ben de. Plays within the first week, we've got something special just for you. Oyuncak mı şimdi bu arkadaşlar? Yalnız şey yaptık yani sahne yaptık. Açılırsanız bir.
Terminator mu geliyor dedim ve Terminator geldi abi. Ne oluyor? Nasıl Terminator ya? Terminator vardı abi. T-800 vardı orada. Vallahi T-800 gördüm oğlum. Yalanım yok. Gears. Ama abi. Nasıl yani? Terminator Dark Fate karakter paketi. Oha. Yolla. Yolla. Gürkan dedi ki yalnız. T-800 görürsem tanırım yani. Ben tanırım abi. Enteresan bir pazarlama şeyi. İlginç. O ihtiyacı olacak filmin bence. İyi, enteresan oldu. Buyurun konsol bakalım. Mu geliyor? Yeni controller bence tanıtıyor. Elite Controller 2. Attıkça atıyorum ha. Vallahi bilmişim yalnız ha. Now. Çok elitti. Daha da elit hale getirdik. Baştan aşağı yeniden efendim. Çalıştık üstü. Oo, o ne ya? Ne be? Oha. Ayarlanabilir. Sen şey. Tension. Çüş. Ayarlıyorsun şeyini. Oha. $1000 satacağız. $1000. Yani araba alabilirsiniz ya da bunu alabilirsiniz. Seçim sizin. Yalnız güzel gözüküyor. Hadi bak. Tam abi senaryoyu mu okudun diyor. Sızdı abi, siz görmediniz mi falan. Şöyle bakıyor ama yandan şimdi. Ha, evet. Profil ayarlayabiliyorsun 3 tane. Bluetooth connectivity. Efendim yeni Bluetooth bağlantısı. Yeni içeride recharge bu. Şarj edilebilir şey pil. 40 saat iyiymiş. Vallahi bunlara heves ediyorum. Etmiyorum desem yalan. Ama hani bir fiyatı var arkadaş bunların. Harbi 1000 liraya alamazsın şunu yani Türkiye'de. Evet. Zar zor yani. Pre-order 200 dolara mı ne satıyorlar bunları? Wireless charge yok. Dying Light. Dying Light 2. Bunu da çok gazlıyorlardı. Bakalım ne gibi bir gelişme şey var. Görelim. Ben beğenmiştim bunun ilk tanıtım evet. şeyini. Evet. Çok değişiyordu değil mi böyle oynamana evet. göre falan. Where I come from. But in this place, nobody wants to know my name. Burada kimse ismimi bilmek istemiyor. Get Troy mu bu ya? O çok benzedi değil mi? Because when darkness comes. Karanlık geldiğinde ben gitmiş olabilirim. The virus tore society apart, but I won't let it turn me into an animal. Virüs bütün toplumu mahvetti ama beni bir hayvana çevirmesine müsaade etmeyeceğim. Staying alive became the essence of our existence. Yet life must be more than just survival. Hayatta kalmak yaşamımızın tek odağı haline geldi ama hayatta kalmaktan öte bir şey biz de olması lazım. Her gün hastalık bizi bitirmeye çalışıyor. Kim olduğumuzu unutturmaya çalışıyor bizi ama ben karşı koyacağım, mücadele edeceğim. Aiden? Aiden dedi galiba. Aiden mi dedi? Ve hastalık bulaşmış kendisine. Hı hı. $150 bu arada. Aram Bey söylemiş. $150 az önceki Elite Controller. World Premiere. 6'dan desen ortalama 6 desen yani. 6, 3, işte 3'ü 900 lira falan ediyor. Ki gelmesini falan gelmesi, hesaplayın. Onun buraya gelişi. Bir kağıt abi. En az bir Forza kağıt 4, yani. Forza 4 buyurun. Arabayla geldiler ya. O ne? Vallahi bilmiyorum. 1-200 lira. Neyse. Ya kontrolere da 1200 lira verilmez ya. Haydi. Abi orada 200 lira gibi düşün. Gördün evet mi? Gördüm abi. Yani evet görüyorum şu anda. Şu an görmeye devam ediyorum. Çarpınca dağılıyor mu peki? Oğlum çok güzel. Çok güzel Jasper. Jasper çok teşekkür ederiz. Nerelerdesin Jasper? Hoş geldin. Çok güzel. Dağılıyor gerçekten de. Oğlum istiyorum. Yapıyor. Ay çok tatlı. Ama çok güzel.
Peki ama ben vurunca böyle sarı sarı paralar çıksın istedim. Oho! Çıkıyor mudur, var mıdır acaba? Çıkmıyor. Abi leg ruhu bambaşka biri. Şey, o şıkır şıkır. Şıkırtısı hem de ne hem de ne, anlayamazsınız. Expansion Speed Champs. Speed Champs mi? Bilmiyorum. Gene yönetmen aldı götürdü bizden. Please welcome Ralph Bolton. Oraya çıkardıkları araba da Lego'dan olsaydı o zaman... Kesin senaryo okumuşuz, ben sana söyleyeyim. Gece gelip kulağımıza fısıldamışlar. Combine McLaren's passion for design with about half a million of Lego's legendary bricks. You get this incredible life-size Lego Speed Champions McLaren Senna. McLaren Senna Speed Champions. Bir şey, bir sayısal oynar mısınız ailecek? Aynen ya. Forza Horizon 4 Lego Speed Champions expansion. You will drive this Senna and more Lego Speed Champions cars in an entirely new world. Tamamen yepyeni bir dünyada bu araçları sürebileceksiniz. Yepyeni yerler var keşfedecek. Tabi bir sürü de efendim bir brick var. Bu hafta geliyormuş. Alırım, vallahi alırım. Vallahi alırım abi, açık. Direkt ben dayanamıyorum. Lego gördüm, dayanamıyorum ben. Bu da şey... Wink wink kafalar. Neydi? Pop bir şey. Funko Pop, ha? Funko Pop, evet. Teşekkür ederim, vurdu. Mesela bak, bunlar bende pek tutmadı ya. Ben beni çok sarmıyor bunlar mesela. Bir tane imparatorumuz var evde ama. Var. İki tane biraz yani. Mesela Alien falan çok başarısız. Çünkü Alien ince olmuyor. Bir şey ya yani. Böyle tontik olmuyor. Bu ne ya? Bayağı mobil oyun. Clash Royale gibi herhalde. Ha. Evet, öyle galiba. Şu an... Yok ha. Şu an izleyici bir şey olmuş olabilir şu an. Ha, abi bunun yeri... Yani bunun yeri mi burası şimdi? Ama hakikaten bunun yeri mi burası? Güzel soru. Yapmayın oğlum, bunu Diablo etkisi olmasın yani. Bu arada. Evet, galiba. Diablo etkisi yapacak vallahi. State of Decay. Dedim. Eklenti açıklanacak yer dedim. Seviye düştü diyor Leyland. Seviye. Aynen ya. Ya bu State of Decay bir oynasak mı? Oynanmaz derecede mi kötü ya? Hiçbir fikrim yok. Ne diyorsunuz? Var neticede, duruyor yani. My mission, find a hero I've never met. Benim görevimde hiç karşılaşmadığım bir kahramanı bulmak. Outbreak'ten beri görüşmedik. En son sesini duyduğumda, en son görüldüğü yer... Trouble Valley. Bela Vadisi. Sadece fısıltılar duydum. Sadece bir efsaneyi duydum. Görülmemiş bir korku. Burada biz sayıca çok olanız. Burada biz güçlüyüz. Çok zamandır sadece ayakta kalıyordum. İşte benim hikayem burada sona erebilir. Benim hikayem de burada başlayabilir. Her şeyi gördük diyorduk. Ama daha hiçbir şey görmedik. Yepyeni tehlikeler, iki yeni efendim şey ne hikaye. En büyük expansion paketimiz. Daha büyük. Genişleme olabilir. Paketi. Tremendous expansion pack. So good. So big, so good. Huge. 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 Cahine. World premiere. World premiere. Bakalım ne geliyor. Hakikaten 1 saat 10 dakika oldu arkadaş. Daha şey gidiyor bu ya. Sonic falan mı? Ne bu? Ne bileyim. For the very first time. Japonya'nın en büyük... Online RPG'si. Hadi bakalım. Japonlar koşun. Batı'da. Xbox One'la geliyor. Ne bu? Tam senlik Gürkan. Aradığın, yıllardır aradığın. Ya.
oyun fırıncı bu. Küreğini görürsem pre-order yapacağım. Küreği var. Ben şey bekliyorum, birazdan dantelli donları bekliyorum mesela. Crossplay'li online action. Aman tanrım. Aha, evet. Dantelsiz ama olsun. Aha, oldu oldu. Oha. Phantasy Star falan mı? Ben bilmiyorum onları falan çok fazla ama. Bilmiyorum valla. Anca küçümseyin diyor Osman bebe. Valla bilmiyorum abi. Oynamadım, etmem, sevmem yani. Oynamıyorum o yüzden. Epic savaşlar, bütün bosslar. Hepsi oynaması beleş. Free to play. Ne bu? Hakikaten ne bu? Bilen yok mu aramızda ya? Şu an bizi ezmekle meşguller canım. Sevmiyorum abi, tarzını sevmiyorum. Ne yapayım ya? Hiç bitmeyen bir macera sizi bekliyor. Al, biliyorum. Biliyorum da konuşuyorum. Phantasy Star Online 2 abi. Oğlum bak, ben hiç oynamayan, etmeyen, haberine bile bakmayan adam Phantasy Star mı dedim yani. Doğru söylüyorsun. Ama Phantasy Star'ın PH yazıldığını söylememiştim bana. Ben şu an bir afalladım. Orada kaldım şu an. So with great delight, we welcome Sega back to our stage and Phantasy Star back on Xbox. Sega'yı da aramıza alkışlarla alıyoruz tekrar efendim. Phantasy Star'da. Hoş geldiniz. As we said, our goal on Team Xbox is to bring you the world's best games. Dünyanın en iyi oyunlarını size getirmek bizim amacımız. Playing their games and introducing you to their games. İşte. These are the best parts of my job. Bunlar benim işimin en güzel tarafları, işte oyunları size göstermek falan. The creators of this next game. Şimdiki oyunun yapımcıları da 2017'de gözüktük, bana tutkularını gösterdiler. ...650 milyon PC oyuncusu bütün dünya. Kimle? Smilegate kim oğlum? Next year, you'll discover the newest entry in this landmark franchise. On console for the very first time, only on Xbox. Sadece Xbox'ta gelecek sene olacakmış. Crossfire X. World premiere. Biliyor musun? Duydun mu hiç? Ben niye cahilliğim tuttu bugün böyle? Belki şeydir. Bütün dünyada sadece konsolda ilk defa şeyde olacakmış, Xbox'ta. Crossfire X. Vallahi bilmiyorum ya. Herhalde Japon falan bunlarda. Yani Asya şey herhalde, o yüzden. Ha, o yüzden böyle bir segment yaptı gibi. Olabilir. Ha, olabilir. Olabilir, doğrudur. Nezik şey görsel ama nezik girdi yani. Evet. Böyle çok Japon Ubisoft girmedi. Oyunu gibi girdi. Oha. Ne oluyor lan? Ay. Ne oluyor orada? Abi elini masaya koydu ama... Yorum ya, bize böyle başkan lazım işte. Masaya bir yumruğu koyacak abi, indirecek. Bina inecek. Yalnız o binanın içindeydi ya. Bir şey olmaz ona, sen merak etme. Oyunu bozdu diyor Ozan. Kartları yeniden dağıttı falan. Oğlum neler oluyor ya? Bir Metal Gear uçukluğuna erişti bir anda. Crossfire. Bu herhalde Asya pazarında falan mı? Vallahi bilmiyorum. Ben bunu bir araştırayım ya. Zaten konsolda kimse bilmiyor galiba. Şöyle oldular. Evet. Doğrudur. Crossfire. Evet. Kuzenim oynuyor benim. Kuzen. Benim kuzen oynuyor. Dünya premieri. Güney Kore'ymiş. Mert öyle demiş. Evet.
Evet, bir Japon segmenti yaptık galiba. Thomas Newman'a müzik yaptırdık. Bu ne ya? Piyano öyle girdi. Evet, öyle girdi gerçekten. Gerçek bildiğimiz her şey. Yalan bir yalandan ibaretmiş. Ha bak, Aram Bey diyor ki 3-5 yıl önce Türkiye'ye geldiler. Hatta marketingini ben yaptım. Hadi ya. Ama sonra oyun olmayınca... Olmadı mı? Tutmadı mı acaba? Ha. Zincirlerinizden kurtulun. Xbox Store'a geliyormuş. Ayağa kalkın. Var mı tahminin? Yok artık bunu hiçbir tahmin edemezsin abi. Yani hiç, bayağı hiç, aşar seni. Yok. Hiçbir fikrim yok yani. Zerre fikrim yok. Tales of Arise biri söyledi ama bundan zeval. It's Beige söyledi. Hiçbir fikrim yok yani. Doğrudur. Doğrudur ha. Ne oluyor lan? Biri orada aa ben biliyorum dedi. World Premiere. Geldi mi World Premiere? Yok. Oğlum HBO Chernobyl oyuncu. 2K. Borderlands herhalde bu. Tabii evet Borderlands. I used to be one of them. My name is Lilith. Benim adım Lilith. I need you. And I need you. Aha. Sana ihtiyacım var. Buyurun. Pre-order edin diyor. Mouse the Gunner. Beastmaster. Hayvanları var kendisinin. Bu bir operatif. Operasyonel bir kişi. Siren. Vurun, toplayın. Shoot. Vurlayın olmadı. Ha, Türkçe'de olmadı. Evet olmadı. Ya silah ne demek, nasıl kendi gidiyor silah ya? Ben çok yanlış geldiğini düşünüyorum bu soruyu soruyorsan. The Children of the Vault is a psycho cult. 10 billion followers demand we join or die. Vault'un çocukları manyak manyak. 10 milyar kişi ya katılın ya ölün diyor. Ya ya. Abi şu görsel tarzı iyi güzeldi. Çok mu? Ya Borderlands zaten böyleydi. Bunu öyle demiyorum canım, da yani. Öyle. Çok bir copy of a copy of a copy mi olmaya başladı? Geçen şey diyordu ya. Ben Kingsley diyordu. Ben Kingsley söylüyordu evet. Ha bunlar sonuçta orijinali tamam, yani. Tamam canım. Borderlands'e laf atmıyorum. Herhangi birine de laf atmıyorum da böyle bir şey oldu sanki. Bir pişti durumu oluyor sanki oyunlar arasında yani. Evet, durum var. Dahası varmış. Durun. Bugün Xbox ha. Game Pass'teymiş. Borderlands söylemişti zaten. Dahası da var. Tamamen yeni Borderlands 2 efendim maceraları. Hem Borderlands 3'e hazırlayan. Hem de geçiyormuş galiba evet. Yok, ona hazırlayan anlamda. Öyle, öyle mi? Evet, evet. İyi, güzel. World Premiere. Bakalım. Hadi bakalım. Bizim chat bir From Software bekliyor ama hadi bakalım. O yalnız sarı sarı geldi bak. Dikkat ettiniz mi? Olabilir. Ben bu olabilir diyorum şu anda. George R. R. Martin diyorlardı. Evet. Hayal edebileceğini bile zannetmem. That which commanded the stars, giving life its fullest
Oğlum çok karışıyor laflar lan. Evet. Anlamıyorum. Elden Ring. Elden Ring. Oh, Elden Ring. Shattered by someone or something. Biri veya bir şey tarafından parçalandı Elden Ring. Don't tell me you don't see it. Görmediğini söyleme bana. Look up at the sky. Gökyüzüne bak. Yanıyor, yanıyor. Detay verseydiniz oğlum nasıl bir şey, neye benziyor oyun? Oyun. Neyse bunu da duymuş olduk yani. Peki. Peki. Olur. Please welcome back Phil Spencer. From multinational studios to one person passion. Birçok ülkeden gelen bir sürü stüdyodan bir sürü tutku efendim projesi sizin için Xbox'ta geliştirme aşamasında. Sadece bugün size 60 oyun gösterdik. Artık yaratıcılık, Xbox'taki yaratıcılığın inanılmaz bir boyut aldığı zamanı yaşıyoruz. Sizinle bu yaratıcıları birleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Atıyor. Hepiniz cümlesiniz. Xbox'ı cloud'a getiriyoruz. Tamam, söyleyeceğiz. Sonra da konsol söyleyeceğiz demişlerdi zaten. Project X Cloud ve konsol streaming üzerinden iki yol var. İki ay önce bütün Xbox geliştiricilerini Xbox Cloud'da topladık. Bugün E3'te olanları denemeye davet ediyoruz X Cloud'u. Burada olanları. Burada istediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Stream etmenin iki yolu var. Bir platform özelliği var. Konsol streaming. Xbox One konsolunuzu Cloud Server'a döndürüyor. You'll be able to use our hybrid gaming cloud to play your games wherever you go. Abi işte bak yeni nesil oyunlarını Xbox One'da oynayabileceksin streaming evet. olarak. Hybrid cloud dedi. Gittiğin her yere götür diyor. Seçim senin, sen karar ver. So let's talk about our next console. Peki. Bir sonraki konsolumuzdan bahsedelim o zaman biraz daha. Bahsedelim bakalım ne anlatacaksın çok merak ediyorum. Bizim için konsol çok önemlidir. Bizim deneyimimizin merkezinde yer alır. Bir konsol tasarlanmalı, optimize edilmeli, inşa edilmeli ve sadece tek bir şey için yapılmalı. Oyun için. Oyun için yapılmalı. Ve aynı takım, dünyanın en güçlü konsol olan Xbox One X'i yaratmış olan ekip, onun işlemcisini, efendim kontrolörünü falan oluşturmuş olan ekip, of today's Xbox One consoles. Bugün işte o ekip, aynı ekip Live Gaming Services efendim Xbox Live'ı falan standart haline getirmiş aynı ekip. Yeni bir göreve soyundular. Geleceğin efendim oyunculuğun evet. Oluşturmak için. Oyunculuğun geleceği. PC değil, konsol değil, sadece mobil değil. Bunların hepsi aslında o geleceğin oyuncu. Xbox seçim demektir. Teknolojiye yatırım yapıyoruz. İstediğiniz aygıtlardaki istediğiniz kişilerle oynayabileceksiniz. Bu elbette bizim yeni nesil konsolumuzla başlayacak. Öylesine yeni bir konsol yapmak istemedik. Olayı değiştirmek istedik. Daha detaylı. İnsanların oyuna girmesini kolaylaştıracak, orada kalmasını kolaylaştıracak. Yükleme sürelerini çok kısaltacağız. Heyecan duyuyoruz.
yükleme ekranı artık you know that the game's loading in the background. This is just an elevator ride. Yüklemeye yüklendi. Evet, evet. With gaming is that you don't have those pauses. This generation is going to be a bigger leap than any generation we've done before. Bu nesil şimdiye kadar yaptıklarımıza göre çok en büyük zıplamayı gerçekleştireceğiz. En son Zen 2 ve Navi teknolojileri olacakmış işlemcide. Xbox One X'ten 4 kat güçlü olacakmış. GDDR6 olacakmış yüksek bant genişlikli. Hiç görmediğimiz frame rate ve çözünürlükleri destekleyecek. 120 FPS'yi destekleyecekmiş. 8K, değişebilir yenileme hızı. Ama beni en çok heyecanlandıran SSD. Şu ana kadar PlayStation'da şey duruyor. Yeni nesil SSD'ler olacak. Sanal RAM olarak kullanıyoruz SSD'yi diyor. Şu anki nesile göre kaç kat performans dedi? Yepyeni bir deneyim sunacak bu SSD. Çok daha güzel şeyler yapabiliyoruz işte efendim. Oyun geliştiricinin ne yaşamanızı istiyorsa çok rahatlıkla onu yapabiliyoruz artık. Efendim yükleme hızı, hız, efendim performans, yeni nesil bununla ilgili. Şimdiye kadar olmuş en sizi içine çekecek konsol deneyimi bu. Yapımcılar her zaman hayal kurdukları oyunları yapmasını sağlayacağız. Bugün şu anda bu nesil, yeni nesil üzerine çalışmaya devam ediyorlar, stüdyolar. Hem third party hem first party. With the next generation. Yeni nesille birlikte nerede başlayıp bittiğini bilmediğiniz dünyalar olacak. We're delivering four generations of content better than you've ever seen them before. 4 nesillik içeriği hiç görmediğiniz kadar iyi bir şekilde getiriyoruz karşınıza. Yani tak diye bütün oyunları deneyimleyebileceksiniz. Bu bir konsol çıkışı falan değil, oyunculuğun geleceği bu. Your console gaming experience with Xbox, it all comes forward with Scarlet. Scarlet. Scarlet dedi. Scarlet, Project Scarlet. Evet. Yani isim bizim açıklamıyoruz. Evet. Evet. Holiday 2020. Tahmin ettiğimiz gibi. Evet. 2020 Aralık, Kasım Aralık diyorduk. Xbox da oraya yerini ayırttı. Yalnız ikisi üst üste çıkarsa çok... Benim dediğim oldu ama bak dikkat et. 3 aşağı 5 yukarı PlayStation 5'te eşit bir şey gibi. Öyle. And optimized for players. Zaman da aynı yani. Zaman da aynı. Çok pis olacak ya. Immersive experiences begin at the very heart of the console, at the silicon level itself. Together with our partners at AMD, we have co-engineered and custom-designed a state-of-the-art processor. Özel bir işlemci geliştirdik yani, custom tamamen bu şey için, Scarlet için, özel tasarım. Power you could see. Defined previous generations. Power and performance you can see and feel defines Project Scarlet. Görüp hissedebileceksiniz ve Scarlet'ı tanımlayacak. When we talk about Xbox in the cloud, when we talk about streaming your games, özgürce oynamaktan, oyun stream etmekten bahsediyoruz. Project Scarlet, bütün performansı hepsi bunun temelinde yer alıyor. And the formation of our future in cloud. Yani hep bütün deneyimi bunun üzerine kuracaklar. Öyle gözüküyor. İşte cloud bunlar hepsini destekleyecek yani. Reviewers called the definitive reason to own an Xbox. Well, because humanity was Halo geliyor herhalde değil mi? Herhalde, herhalde. Herhalde. Şey yapmadılar. Xbox sahibi olmanın nedeni dedi efendim eleştirmenlerin. Xbox Scarlet'la gelecek anlamı. Ha, Halo. Yeni nesile geliyor direkt yani. Artistliklerini yapacaklar herhalde. Şimdi herhalde oyun bu için, Scarlet'te oynanıyor. Evet, oyun Game için. Engine footage, evet. Diyor, evet. Hadi bakalım. Hikmet ettiğiniz yeni nesil neymiş bakalım. Aslında iddialı oluyor yani. Ne vaat ediyor yani bakalım.
pressure building in lines 4. Protocol accepted. Breach detected. Hı hı. Ne girdi abi içeri? Bilmiyorum. Adam bir panik yaptığına göre herhalde güzel bir şey girmedi. Ha şey, havadan bir şey girdi herhalde o anlamda. Daddy's listening. Can you say hi? Hi. And how big are you? I'm big. Can you tell Daddy how big you are? Are you so big? So big. And can you sing? Tingle, good singing. How about I miss you? And I love you. Seni özledim, seni seviyorum. Şarkı söyleyelim mi? Seni seviyorum baba. And I can't wait to see you. Can you say see you? Seni görüşürüz diyebilir misin? Görüşürüz. Bye bye. Zaman geçti ya, anlıyorum. Öyle. Sinyal. Dostane sinyal efendim alındı. Koş koş. This is UNSC Pelican Echo 216. Can you hear me? Beni duyabiliyor musunuz? This is UNS. UNS. Oh. Al al içeri al al. Paşa geldi paşa. Paşa geldi. Müzikle geldi paşa ya valla. Looks like the main power cells are fried. Esas ana güç yanmış, kapanmış gibi görünüyor. Hayatta kalma modu ha? I'm going to try to override it. Dur bakayım şunu bir şey yapmayı deneyeyim, girmeyi deneyeyim bakayım şu şeye. You can hear me in there. Beni duyabiliyor musun? I hope you're ready. Umarım hazırsındır. Please don't die. Ne olur ölme. Please. Ne olur. Don't. Yes! 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 We're going home. Eve gidiyoruz. Yaşasın. Bir parçalayacak adam. Welcome back, Chief. Hoş geldin, Chief. I rerouted what little power I had into your suit. Gücü senin suite'e yönlendirdim. Looks like there's a problem with the servos in your hands. Ellerindeki şeylerle ilgili bir sıkıntı var galiba. Sen dur. Oh. I know I saw something in here to check your armor's diagnostics. Şu zırh şeylerini bir elden geçelim, kontrol edelim. AI not detected. Continue. Oh. Whoa, 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 whoa. Easy there, big guy. You're not. Status report. Durum raporu ver bana. Status report. Durum raporu mu? Ne? There's something you need to see, Chief. Görmen gereken bir şey var, Chief. Biz de görecek miyiz? Herhalde görürüz. We lost. Lost everything. Her şeyi kaybettik. Her şeyi kaybettik. Oo, ring gitmiş. Hunting for heroes. O. Yine olmaz, yine olmasın. Gitmen lazım. Hayır. Savaşmamız gerek. Kapıyı kapadım. Get ready. Hazır ol. Aksiyon insanı ya. Hocam Halo dedin, odanın içinde geçirdin demoyu ama ya. Evet ya. Ha
Ha ver bir şeyler ver. Ha bir şey göster. Ha şöyle müzik ver güzel. Oh. Seni seçtim çünkü özeldin. Beraber mükemmel olacağımızı biliyordum. Haklıydım da. Ne oldu yine Terminator? Hocam, hocam gördük bunu. Ha şey özet geçiyoruz tamam. Bitiyor mu? Aha. Ne kadar sürdü? 1,5 saat mi? Evet. Ya bir şey diyeceğim. Xbox'çı olmadığım için bu Halo seriyi takip eden veya o duygusal bağ olanlar kadar mesela final bakımından finalse eğer bu. O öyle bir etki yapmıyor bende. O yüzden ben kendi şeyimi söyleyeyim. Şu anki hissiyatımı söyleyeyim. Yani Ghost'in ilk yarısının gücü ikinci yarısında pek olmadı. Olmadı. Ama bilmiyorum yani Xbox'çılar diyebilir ki abi ben öyle. Hani ikinci yarıda da aldım aradım olabilir. Buldum. Hani konsol açıklamasında da mesela çok bir numara yoktu. Eren Bey ben Keanu'da kaldım diyor. Evet abi ben yani orada durduk orada kaldı yani. Aynen öyle oldu. Hani ben bir Flight Simulator falan böyle bir evet, coşturdu. Evet orada bir coştun. İşte şeyi almışlar o neyse bir recap geçeriz şimdi zaten. Tabii tabii aynen aynen. Boş not almadım bu sefer her sene alırdım. Sonraki yayın Bethesda olacak saat 3'te. 2.30-3 gibi de ona gireriz aynen. Bir dinleniriz arada bir iki saat. Tunç Sağnak diyor ki önceki oyunda Cortana çift hikayesi çok saçma bir yere gittiği için soğudum biraz. Ama evren olarak müthiş bir kurgusu var. Çok geniş diyor. Hep diyorum ilk oyunu ben oynamıştım biraz ve hikayesini hatırlayacak kadar da tamam kaç yıl oldu çünkü bir de yani. Evet. Kaç yıl oldu yani. Ubisoft tarih. Yarın akşam 23'te galiba. Bitti mi böyle mi kapıyoruz? Simsek kaldı yoksa şey mi? Bitti. Bitti. Pekala bitti. Pekala. Haydi bakalım. Şimdi şuradan. Cyber diyor ki Bethesda sunumu kaligrafi kursu havasında olacakmış. Şimdi hep birlikte Elder Scrolls yazıyoruz. Bu sene kendi Elder Scrolls'u tabii kendiniz canım. Yazın. Madem çok istiyorsunuz madem kendiniz scroll, yazın şeklinde yani. Scroll yazmayı öğretiyoruz size. Mantıklı. Gayet mantıklıymış. Şunun sesini birazcık daha kısayım şöyle arkada dursun. Ne oğlum, yok hediye şey açıklamasını yaparlar, şimdi yaparız ya. Şimdi Bethesda hediye açıklamasını beklemeyiz. Yapacağız. Aa, yok yok hemen yapacağız şimdi. Hemen bir özet geçelim o zaman. Mr. Particles. Teşekkür ederiz. Nezih bir sunumda demiş. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Vallahi güzel keyif aldım sunumdan ya. Hani dediğim gibi ikinci yarı biraz benim için düştü gibi olsa da yani o heyecanı mesela bu konsol monsol açıklamalarını falan çok bulamadım. Hı hı. Aman aman değişik bir şey de açıklayabilecek durumda değillerdi. Oyunlara yüklenmiş olmaları bence mantıklı. Xbox hani o tarafı eksik diyorduk. Zaten oraya yüklenip duruyor 2-3 senedir. Güzel de bir sunum oldu oyunlar bakımından. Hı hı. Ben dediğim gibi hani Cloud'la ilgili yeni bir şey söyledin mi? Hayır söylemedin genel olarak esasen. Gelin deneyin yani burada dedi. Yani evet aynen öyle dediler. Tamam. Yani üstüne çok yüklenmedi yok, yani. Hani böyle diyorduk ya Google efendim Stadia gibi işte heh, böyle bir yüklenir misin gider mi bilmem şey. Ama öyle bir şöyle şey olmadı. Şöyle bir hizmet böyle bir hizmet. Scarlet de aynı dedi. Aynen tahmin ettiğim gibi 2016'daki Scorpio gibi. Aynen öyle bir evet. Şey yaptılar. Ve 2020 Holiday Season dediler. Kasım yani gene işte Kasım Aralık. PlayStation 5 ile çok yüksek ihtimalle PlayStation 5 için de biz bir yıldır bir buçuk yıldır evet, diyoruz yani 2020 Kasım Aralık olur Aralık. Diyoruz. Büyük ihtimalle orada bir kafa kafaya birlikte girecekler gibi. Bu enteresan gibi. Olacak yalnız. Bayağı enteresan olacak. Yani tam, ya, genellikle insanlar şey oluyordu hani yani ya onu ya onu alıyorsun falan gibi oluyordu ama arada bir zaman dilimi oluyordu en azından. Şimdi Xbox'ın tabii artları olabilir. Game Pass'e falan çok yüklendiler tabii evet. Üstüne durdular. Maalesef evet. Bizde bu Xbox One Game Pass Xbox Game Pass One nereden çıktı? Türkiye ile Güney Kore'de geçmiyormuş maalesef. Biz oradan mahrum kalıyoruz ama oraya yüklendiler biraz yani. Girmesi lazım. Bakalım şimdi o yani akılda kalan oyunlar diyeceğim. Vardı bir sürü oyun ama Cyberpunk da bir tabii bekleniyordu. Tabii Cyberpunk çok öne çıktı. Ve de Keanu Reeves çıkınca Keanu böyle ooo dedik. Çok şey yaptı ortalığı ya. Bayağı dağıttı. Bayağı dağıttı. Isıttı yani ortalığı. Onun dışında işte Gears gördük. Hı hı.
mod falan gösterdiler. O Eylül'de çıkacakmış zaten. Yaz boyunca da işte böyle test mes ufak bilmem ne falan. Ufak ufak yürüyecek oradan. Exclusive. Flight Simulator exclusive tabii. Onu gördük. İşte Ori gelecek. 2020'de gelecekmiş evet, o gene. O bayağı evet, ileride bayağı gözüküyor. İleride gözüküyor. Gene bu şey işte ID başka, at Xbox'ta bir sürü oyun gösterdiler. Evet ufak birili ufaklı oyunlar İndilerden. Vardı. From Software evet. From onu gördük ama ben gördüğüm yani. Ne gördük bilmiyorum evet. Ben de. Ne gördük? Yani işte bu muhabbete dönüyordu zaten. Belki Sony'ye saklanıyordur biliyor musun? Yıl sonuna doğru onlar da bir şey yaparsa duyuru öyle organizasyon falan. Orada diyebilirler ki bakın arkadaş. Yani çünkü öyle düşün Sony'de kardeşim şey armut toplamıyor herhalde yani anladın mı? Yani. Sonuçta onlar da bir şeyler duyuracak edecekler yani. Bir şeyler kardeş, göstereceklerdir yani. Fable'da yoktu aynen. Fable yoktu. Hadi bakalım buyurun Fable hiç bahsi geçmedi. Forza... muhabbeti yani yeni Forza falan yok Lego paket Lego. Getireceğiz dediler. Hı-hı. Lego yeni şey yapıyormuş Lego deyince gene 9 filmi kapsayan Star Wars oyunu. Yani yapıyormuş. Evet öyle ufak tefek şeyler var. 12 zaten. 12 Minutes güzeldi demiş. İlginç gözüküyordu. İlginçti Annapurna'nın oyunu. Beğendim. Bayağı beğendim sunumunu. En son Halo'yu gördük. Halo yeni nesil işte bakın Scarlet falan dediler. Bence yani ilk izlenim olarak söyleyeyim. Abi yeni nesil tamam bilmem ne falan ama yeni nesil ne yapıyor veya Scarlet niye Scarlet'ı duyurup niye Halo'yu gösterdiğini açıklayacak bir sunum olmadı bence. Bence ama ben tabii hikaye nasıl geldi, ay, nereye gitti bilmediğim onları. İçin belki peki çok anlamlı bir şey gösterdiler okay, belki onu bilmiyorum. Nasıl buldun? Sonuçta şimdi bu oyun içi görüntü dediler. Teknik olarak mı? Evet. Abi ya teknik böyle olarak. Çok tamam. Öte gözüküyor muydu sence? Ama şimdi yeni nesil artık ne sağlayabilir? Yani belli dönemler oldu abi. PlayStation 1-2'ye geçiş, 2-3'e geçiş yok. İşte efendim SD'den HD'ye geçiyorsun, HD'den bilmem hı-hı. Neye geçiyorsun. Yok efendim işte motion engine'ler PlayStation'da bilmem neler. Polygon sayısı artıyor. Efendim ambient occlusion'lar geliyor. İşte shader'lar bilmem ne oluyor. Şimdi bayağı bir seviyeye geldik zaten şu doğru. Anda. RTX efendim kartlarla ne görüntüler alınıyor PC'de. Sen şimdi Xbox sunum yani bir konsol görüntüsü olarak iyi gözüküyordu ama benim mesela yeni nesil konsolda nasıl bir deneyim elde edeceğimin yani düşündüğüm şey hı hı. Diyeyim toplayamadım cümleyi şöyle olabilir yani mesela artık çözünürlük ben savaşını bırak artık ben çözünürlük evet, savaşı aldım. İstemiyorum 4K 60 ver bana bu tamam garanti mı? Yani standart 4K 60 olsun ver. İlla 4K diyorsun ya 1080 60'a bile razıyım ben her hı hı. Şeyde ama hı hı. 4K 60 ver abi bana yükleme süresi hakikaten çok kısa olsun evet. Beni yükleme süresiyle uğraştırma evet. Ve bana mesela atıyorum ya çok geniş alanlar mı çizebilirsin? Fizik hesaplama konusunda çok ciddi gelişmeler mi hı hı. Sunarsın? Yani mesela diyorsun ki efendim network üzerine kurulu oyunlar Destiny bilmem ne konsolda 60 yapamıyorum. Niye abi? İşlemci yetmiyor diyorsun. Bana artık bunu söyleme mesela. Bunlarla gelme yani. Misal veya da No Man's Sky diyorsun mesela. İşlemciye hı hı. Çok yüklenen oyun. Hı hı. Artık konsolda çok rahatlıkla çok daha büyük dünyalar yaratabilecek procedural oyunlar yapabilirim de bana mesela. Yoksa adamın tipi iyi gözüküyormuş, saçı dalgalanıyormuş. Çok önemli değil diyorum ben. Anladım. Ben öyle diyorum yani. Bence öyle. Odibo da diyor ki grafik olarak artış değil de çözünürlük ve FPS artışı odaklı olacak bence. Yani diyorum. Öyle gözüküyor. Ama işlemci burada çok önemli. İşlemci ve fizik hesaplamada özellikle. Procedural efendim işlemlerde hı-hı. Falan ben böyle bir zıplama. Bir de yükleme sürelerinde bir zıplama bekliyorum. İşte SSD bekliyorum. Olacağını söylediler. İşlemci yani, konusunda da evet. Özel bir işlemci yapıyoruz AMD ile birlikte dediler. Aynen. AMD. PlayStation'a bayağı benziyor. Bayağı benziyor. Yani onlar işte, da AMD ile çalışıyor. Zen 2 mimarisi. Evet. Custom bir chip yapıyorlar. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzerler. Hakikaten burada sunacakları yan özellikler devreye girecek. Hani o güçleri benzer şeyler olacak. Olayı aynen. Değil mi? Evet. PlayStation'da da ayrı bir şey olacak. Burada da ayrı bir şey olacak büyük ihtimalle. Yani şöyle bir şey. Donanım olarak benzer olacaklarmış gibi gözüküyor. Digital Foundry şimdi artık akar böyle yakında. Tabii. Oh başlarlar. Ne yöne gidecekler yani? Ne farklılaştıracak? Onları göreceğiz. Öyle. Onları da zaten hani, konsolların kendisini tanıttıkları tanıtımlarda görürüz artık herhalde. Yani evet. Ben genel olarak memnun kaldım ya. Yo, gayet iyiydi. Eğlendim. Evet, evet. 1,5 saat. Son yarım saat 40 dakika o yüksek heyecanda olmadı benim için ama i̇lk ben gayet beğendim. İlk kısım bayağı iyiydi tabii. İlk kısım bayağı siz ne güzeldi. Diyorsunuz arkadaşlar? Siz de söyleyin. Ondan sonra çekilişi yapalım. Yayını şimdilik noktalayalım. Bundan yaklaşık 2,5 saat sonra da buluşalım. 2,5-3 gibi o civarlarda gireriz yayına. Bethesda sunumunda buluşalım. Ayakta olun. Bethesda sunumunda buluşalım. X-Rex diyor ki yine oyun sorunsalı işte. PC'de oynayabileceğim oyunlar için ben Xbox almam. PlayStation 5 alır. PlayStation özel oyunları oynarım. O denklem çok değişmiş gibi gözükmüyor. Evet. Yani o bir tane PC'm olur. Gözükmüyor. İyi bir PC'm varsa konsol ki, olarak da ki
Xbox'a diyor ki zaten ben diyor artık bir oyun hizmeti, oyun servisiyim. İstediğin yerde oyna benim oyunlarımı. Evet, öyle diyor. Xbox konsolu satmanın ötesine geçiyor artık. Öyle adamlar gözüküyor. Da bunu söylüyor evet. Yani. Yani. Xbox hizmetini satın al diyor. Sen konsolu almıyorsun bak artık dikkat et. Game Pass'ini alıyorsun. Aynen adamı. Öyle. Ona İster abone PC'de oluyorsun. İster PC'de oyna işte oraya gidiyor iş. İstiyorsan eski nesil Xbox konsolunda oyna. Aynen öyle. Benim donanımımda oyna. Tamam güzel donanım var ama esas olay benim hizmetim, benim öyle. Servisim diyor yani. Böyle. Cyberpunk fiyatı artar mı? 250 liradan girdi galiba Steam'de ön siparişe. 249 evet. Vallahi artabilir. Belli olmaz bizim işler. Seçimden sonra fırlar gene 6, 7, 10 bir şey olur. Aman ne aman, bilmiyorum. Dilini ısır Allah. Yani o yüzden 250 bence iyi fiyat. Daha aşağı iner mi ön sipariş fiyatı olarak? Ben ineceğini zannetmiyorum. Yok 250 ben mesela ciddi fiyat. Ciddi bir yerden bir para bulursam, denkleştirirsem direkt gömerim yani. Mantıklı. Ama direkt gömerim. Para. Para. Sony herhalde yani iyi bir sunum yaptı bence Microsoft. Sony büyük ihtimalle Ağustos'u geçtikten sonra Eylül, Ekim gibi olabilir. Veya geçen sefer olduğu gibi der ki böyle böyle bir açıklama yapacağız tarzı işte oyunlar mı oyunlar bir duyuru öyle yapar. Sonra Şubat Mubat gibi de konsol şu. Birden çat bu, diye duyurmuşlardı PlayStation 4'e evet. O olabilir. Gene öyle bir şey bekleyebiliriz. Şeyde Pro'yu da öyle duyurmuşlardı. Ayrı bir böyle bir şey yapmışlardı. Yanlış mı hatırlıyorum? Pro için ufak bir sunum. Yani ufak derken özel ama bir sunum yapmışlardı. Gene de yani. Tabii tabii bağımsız bir sunumdu. PSX var evet Mert. İşte PSX'te falan bir şeyler olur yani aynen. Peki. Okey ben o zaman kapatıyorum bu şeyi. Bir dakika Monsieur Kit demiş ki yeni nesil konsollara 7000 lira falan diyebilir miyiz? Ya şu anda bence bizim ekonomi, bizim efendim ülkenin hali, siyaseti, osumusu o kadar dengesiz, o kadar ne olacağı ne bir şey belli olmayan bir durumda ki bence şu anda. Yok S-400 krizi diyorsun, yok İstanbul seçimi diyorsun, yok erken seçim olur mu diyorsun. Ya şu an olanlar bunlar, konsollar çıkana kadar daha neler olacak. Evet abi yani eskiden diyebiliyordun ki abi 400 dolar bu gelir sana işte 1500-2000'e. Atıyorum bir fiyat söylüyordun. Ha yani bugün atıyorum 3 liraysa dolar diyordun ki hani bir sene üç sonra da 3 olur, 3,5 olur. Aynen. Şimdi ben 5000 desem bugün şeyle diyorsunuz ki haklı olarak abi ne 5000'i? Şimdi 7-8 bin desen abi 7-8 binde konsol olmalıdır. Geçen yaz bak geçen yaz Ağustos ayında 7 liraya çıktı dolar evet bir ara yani. Evet abi çıktı. Bir sene önce. Çıktı ve çıkar yani. Çıkar da yani. O yüzden ne kadar olur yeni nesil konsol vallahi bilmiyorum. Ve ben bir kez daha altını çiziyorum. Biz yeni nesil konsol rahatlıkla görebilecek bir ekonomik duruma sahip ülke konumunda değiliz yani. Bunun adını koymamız lazım. Güzel izliyoruz, inceliyoruz, ediyoruz falan da. Bu Game Pass falan bizim Windows oyuncusu için çok güzel bir şeydi. Xbox Game Pass'te olsa çok çok daha güzel olacaktı yani. Kesinlikle. O çok, çok güzel kötü olacaktı. Olmuş ya. Bize iyi geliyordu o yani. Kesinlikle öyle. Çok feci olmuş neyse. O olay. Neyse. Evet kapatıyorum ben şeyi şimdi. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar en son artık bir kez daha duyuralım. Hashtag hediye kapattım yazarsanız. Kapattım anam kapattım. Yazmayın. Tamam kapattın mı? Evet. Ha çekiliş kapandı o zaman. Çekiliş kapanmış. Pekala. Şimdi hediyeler neler? Ben bir kez daha sayayım. Bir adet efendim uyku duvarının ardında HP Lovecraft. Bir kişiye bu. Efendim bir kişiye katılın çağrısı. Bir kişiye bu. Bir kişiye Witcher. 4 set. 4 kitaplık set. Witcher efendim. Set. Bir adet Borderlands 2. Bir adet de Payday 2. Payday 2. Bunun hepsini burada verdik. Bir adet de 50 liralık Steam Wallet. Evet. Şimdi sırayla gidelim. Hangi cihanınkiler de vardı onları bari şeye bedeste tabii saklayalım. Yayalım abi yayalım şey olmasın başka yani. Günlere saklayalım. Ubisoft'a şey yapalım. Tamam. Çok sağ olun arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Neyle başlıyoruz? Şeyle başlayalım. Hangisiyle başlayalım? Ne bileyim seçtim. Şimdi hadi bununla başlayalım. Uyku duvarının ardında HP Lovecraft. Uyku duvarının ardı bakalım kime gidiyor? Gençler şimdi bir kere daha hatırlatıyorum. Şimdi çekilişi yapacağım. Çekilişi kazanan kişi zaten mesajla çıkacak şimdi. Neyse dur çekelim hadi ondan sonra konuşalım. Çektim. Alonso. Gösterebiliriz. Nasıl gösterebiliriz? Rigli kamerayı tutabilirsin. Hı. Ya abi tamam ciddi. Gösteririz hepsini gösteririz. Alonso'cum. Alonso buradasın değil mi? İyi okumalar. Alonso İyi okumalar. Önce şey yapmış. Evet claim etmeniz lazım. Gerekiyor. Burada olup claim etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Alonso buradaydı az evvel. Değilim diyor. Değilim tamam değilmiş Alonso burada peki.
Pekala. H.P. Lovecraft, Cthulhu'nun çağrısı. Çekeyim mi? Buyurun çekiniz. Çekiyorum. Önder Web. Önder Web. İyi okumalar. Mis gibi abi, Lovecraft. Rüyalarına girsin inşallah falan diyor. Oha. Harika. Önder Web buralarda mı? Bakalım. Aralarda söylemedik abi. İnsanlar çıkmış gitmiş gelmiş de olabilir Cyber yani. Cyber yazdı sürekli. Yazdı mı sürekli? Tamam pekala. King Cthulhu varmış bak. Önder Web burada. Geldi, tamam, tamam süper. Süper harika. Geldi harika. Şimdi gecenin ağır topu. Witcher. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Witcher serisi. Basıyorum. Bakalım kime gidiyor? Basıyorum. Bas 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 bas. Black Dragon. Oh. Burada harika. Mısın Black Dragon? Harika. Harika. İyi okumalar. Cthulhu Cthulhu yok ya. Cthulhu Cthulhu vardı. Burak onu doğum gününde hediye. Cthulhu Cthulhu. Onu aldık Burak'a hediye aldık evet. Cthulhu Cthulhu değil mi? İyi okumalar diliyoruz efendim. Şun expansionlarına da bir girelim artık biz de be. Neyin? Ha? Bu şeylere, ha, Witcher'ların. Ha? Vallahi, vallahi billahi. Ben abi Assassin's Creed falan oynayacağım ama baştan. Witcher oynayalım baştan ya. Doğrusu. Yemin hocam. Ediyorum. İyi okumalar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet şimdi bir de 50'lik şeyimiz var. Bunların sizin listesini tutuyorsun değil mi sen? Evet tutuyorum. Ya da sonradan bakarsın bilmiyorum aynen, artık. Aynen şey diyeceğim yalnız bu arkadaşlar yani Alonso, Önder Web ve Black Dragon bunlar yani postalanacak hashtag şeyler olduğu için. Kazandım falan mı yazacaklar? Yaz gerek onun yok zaten. Onun için yani adresi yollarsanız özelden ya da Discord'dan fark etmez. Bana bir tabii şekilde ulaştırın adreslerinizi, isimlerinizi. O iletişimi kuralım Discord'dan falan bir yerden aynen. O iletişimi kurarız. Şimdi sırada. Black Dragon da buradaymış zaten. Okey harika. Şimdi sırada 50 liralık şey tamam. Mi var? Tamam 50 lira Steam Wallet. Ya da oyunları mı çekelim önce ne dersin? Fark etmez ya ne bileyim fark etmez. Fark etmez. Steam tamam. Wallet abi önce 50 lira Steam Wallet Güngör olsun. Güngör güzel diyor ki doğru söylüyor güzel söylüyor. Çekiliş yaptığımızda çıkan arkadaşlara soralım Payday 2'si ya da Borderlands 2'si olan aynen varsa eğer o zaman başka tekrar aynen çekeriz yapalım. Diyor doğru tekrar söylüyor. Tekrar teşekkür ediyoruz bu aynen, arada. Çok teşekkürler çok Güngör. Ediyoruz. Neyi çok çekiyorum şu an? 50 lira Steam Wallet. 50 lira Steam Wallet çekiyorum. Hazır çek mıyız? Bakalım. Çek bakalım. Çektim. Ebru Kod. Ebru Kod. Tebrikler. Güzel. Ebru indirim de var bak hafta sonu indirimi de var kaçırmamak lazım. Güzel oyunlar var çekiliş yani. Çekiliş aboneleri özel değil ama abonelerin yok. İki kere katılma gibi bir yani iki kere katılma derken çifte şansı oluyor. Çifte şansı oluyor. Bayağı burada şey çevireceğim yemin ediyorum ya. Şampiyonlar Ligi tribüne yumurta çevireceğim. Vallahi yani ortaya bekliyordum ya. Efendim. Ebru Kod Discord'ta da var zaten. Discord'tan çok oradan teşekkür iletişime ederiz. Geçeriz. Arkadaşlar sağ olunuz. Çok teşekkür ederiz. Okey. Ne çekiyorum? Borderlands. Borderlands. Borderlands çekiyorum. 2. Hadi bakalım çek bakalım. Merd. Merd. M-R-D-T. Var mı abi? Varsa yedekli gidelim. Borderlands 2 varsa eğer Merd'de o evet. Zaman şeyi de hani belki Payday ile değişiklik de yapabiliriz ona. Aynen öyle. Öyle bir şey yapabiliriz. Bende var demiş. O zaman Payday var mı? Onu Payday, soralım. Payday var mı? Payday 2 değil mi? Hemen söylüyorum. 2. Payday 2 var mı abi sende? O zaman Payday 2 şey yapalım. İkisi, İkisi de var. Neyse. Abi başka bir şey ya olur mu öyle şey? Burnout var mı abi sende? O şey açabilir misin? Ne açıyorum? Excel hani vardı ya. Ha okey onu açamam şu anda. Çünkü orada tik yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Onu Cyber'a sor. Mert'te her oyun var galiba. Başka bir arkadaşa gitsin diyor. Abi olur mu çektik ya? Şans bu yani. Ben şey yapmam abi sen merak etme. Ben bir şey buluruz diyorsun. Bir şey buluruz yani. Bir şey buluruz ya. Öyle şey olmaz yani. Sen bir tane daha çek o zaman. Mert'in kaydedelim. Ona başka bir şey tamam, yaparız. Tamam peki. Tamam onunla iletişime geçeriz ona göre. Tamam. Çekiyorum. Buyurun çekiniz efendim. Buyurun. Allah çektirmesin. Tunç Sağanak çıktı. Tunç Sağanak çıktı. Tunç Sağanak çıktı. Tunç Sağanak'ta Borderlands var mıdır? Payday var mıdır? Soralım. Soralım. Var mı Tunç? Tunç burada şu anda. Rigged diyor. Ne yapayım ya? Bak bir şey söylemeyeyim diyor. Varmış ya. Hepsi varmış. Arkadaş bu nedir ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım.
Arkadaşa abi, bardak altı tabii ki verebiliriz bardak altı. Olur tabii, olur yani de. Yani manevi bir değeri olur. Şey olur o yani. Çıkmaması nasıl bir duyguymuş anlamış oldum diyor Eren Bey. Hayır abi, çekilişi yapan kişi olarak üzerinde baskı hissetmek neymiş, ben onu anladım esas yani. Jacques Revers de diyor ki P2 zamanında bedava verilmişti, o yüzden çok onu işte vardı. Vardır, doğru diyor. Söylüyorsun ya, doğru söylüyorsun. Ben, yani hakikaten onu ben de hatırlıyorum. Kıymetli bir şey elbette ama yani almış olabilir insanlar, öyle bir durum var yani. Evet. Steamvolt'u verdik en azından. Evet. Evet. O zaman bu çektiğimiz yani sen o zaman şöyle yapalım. İki isim daha çekelim. Tamam. İki isim daha çekelim. Onlara da şöyle yapalım. Bu hakikaten vardır belki herkeste. Gene bizim gönlümüzden kopan bir şey olsun. 20'şer liralık Steam Wallet verelim. Olur mu? Olur. Ama olur çektik mu? Onlar ne olacak? Ama var diyor. Bizde var diyor onlar. O zaman onlara başka bir şey yaparız yani. Hayır, anladın tamam mı? İşte şimdi Mert'le Tunç Sahna çektik. Onlara verelim o zaman 20 liralık Steam Olur Wallet'ı. Tamam öyle yani yapalım. O şekilde davet değil mi? Onlar çıktılar öyle çünkü. Yapalım. Tamam öyle yapalım. Hayır yani böyle bir şey gibi oluyor, anladın mı? Nasıl diyeyim? Bilemedim ya. Bilemedim yani. Olsun canım, neyse. Sen bir baklava yaparsın, hakikaten baklava yollayalım yani, o da olabilir ya. Biz kendi aramızda anlaşırız mı diyelim o zaman, öyle ne diyelim? Öyle diyelim valla. Kitapları falan verdik, yolladık, neticede sahibine yolladık yani. En azından onu öyle yaptık. Süper. Discord'dan konuşuruz. Discord'dan ya da hani Discord'da yoksanız Twitch'ten mesajlaşırız. Discord'dan Güngör konuşalım. Güngör Güzel Ayrıca teşekkür ediyoruz ya. Çok şey yapamadık, ederiz. Satamadık kimseye. Ya satamadık olur mu? Muhakkak yani ben de yok olmayan diyen birine verelim abi direkt aynen yani. Aynen öyle yapalım. Direkt bir şey olsun, bir güzellik olsun tam yani. Tam şu anda başlıyoruz. İlk Payday 2 yazana Payday 2 gidiyor. İlk Borderlands 2 yazana Borderlands 2 gidiyor. Yani yok olanlar yazacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii evet yani, yoksa verelim abi, gitsin bir şey olsun ya. Konar Göçer PD2 ilk gitti. Yazdı. Genius Garfield da tamam, Borderlands 2. Tamam süper. Bu lütfen kaydedelim. Kaybolup gitmesin yani. Okey süper, tamam böyle olsun. Güzel oldu. En azından abi bu ne biliyor musun? Bak ben bir şey söyleyeyim mi? Böyle efendim çekiliş mekiliş bilmem ne falan. Güzel yani, keyifli oluyor tamam bir yandan. Bir yandan da bak bizim elime ne kadar çarpma. Oldu. Bayağı oldu yani, Pixopat'a geçeli de bayağı oldu. Burada böyle bir sinerji yakaladık falan. E3'te ben hep şey olarak bakıyorum, böyle oyunculuğun nasıl diyeyim? Hı? Zirve zamanları gibi bir şey oluyor E3 yani, heyecanı bilmem nesi falan. Böyle bir teşekkür babında bir şey yapalım dedik. Yani becerememiş de olabiliriz. İlk defa yapıyoruz çünkü. Aynen öyle. Elimizi yüzümüze bulaştırdıysak da kusura bakmayın. Maksat abi gönüller hoş olsun. Haftaya artık helva yeriz yani, ne diyeyim? Arthur'un helvasını yeriz haftaya. O da demek öyle ya. Öyle söyleyince bir tuhaf oldu artık haftaya. Haftaya yeriz. Pazarda artık buluşmada helva yeriz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Saat 2-2.30 gibi. 2.30 gibi. 2 değil. 2.30'dan sonra yani. Yayına gireceğiz. Bethesda sunumu var saat 3.30'da. Onu izleyeceğiz beraber, yorumlayacağız. Bu bir hatırlatma. Bir hatırlatma burada olan arkadaşlar için, haftaya pazar günü Maçka Parkı'nda birinci geleneksel Pixopat buluşması yapacağız. Orada da sizi görmek istiyoruz. Bekliyoruz. İkinci hatırlatmam bu. Üçüncü hatırlatmam da E3 süresince devam edeceğiz. Yarın Ubisoft var, sonra Nintendo var. Onları da beraber izleyeceğiz, yorumlayacağız burada diyorum. Okey, o zaman böyle. Biz de kaçalım, biraz dinlenelim. Saat 2.30'dan sonra görüşürüz diyelim. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok seviyoruz sizleri. İyi bakınız kendinize. Güzel bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. Sağ olun, var olun. Görüşürüz o zaman. Birinci geleneksel. Çok önemli. Birinci geleneksel. Hadi bay bay.